İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Adnan Oktar ile baş başa programımıza daha hoş geldiniz. Sayın konuğumuz Adnan Oktar, sayın konuğumuz Doktor Oktar Babun'a hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Sevim'le. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi ben programa başlamadan önce internet sitelerimizi sayın seyircilerimize söylemek istiyorum. ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresimizden bizlere yazabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi alabiliriz. Ayrıca haberhilal.com adresinden, harunyahya.tv adresinden bizleri canlı olarak izleyebilirsiniz. harunyahya.com, harunyahya.net adreslerimizden de Adnan Oktar'ın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bugün program yapmakta olduğumuz kanallarımız Çay TV ve Kahramanmaraş TV'de Aksu TV olarak yayın yapıyoruz. Radyolarımız ise şöyle. Mavi Karadeniz Radyo 106.4, Radyo Star 94.0 Aksaray, Genç FM 93.3 Karaman, Emek Radyo 101 Mardin, Enerji Radyo 90.0 Ordu, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Radyo 37 95.2 Kastamonu, ASR FM 96.0 Adıyaman, Ilgın FM 97.4 Konya, Güneydoğu Radyosu 99.6 Şanlıurfa. Hocam tekrar hoş geldiniz demek istiyorum size. Efendim siz de hoş geldiniz, hoş sefa geldiniz efendim. Maşallah. Size söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir şeyler anlatmak ister misiniz? Yoksa size seyircilerimizden gelen sorularınızı mı yönlendireyim? Tamam, bir soru sor. Peki İnşallah. Hocam. Muhterem hocam, Cübbeli ve benzeri bazı şahıslar İslam'ın yüzyıllar boyunca dünyaya hakim olmayacağını söylüyorlar. Halbuki artık Müslüman ve Türk olmayanlar bile 21. yüzyılın Türk ve İslam yüzyılı olacağını söylüyor ve kabul ediyor. Cübbeli'ye göre biz, çocuklarımız, torunlarımız ve hatta onların torunları bile zulüm altında. Siz ne buyurursunuz bu konuda? Şimal Yılmaz. Şimdi Cübbeli'ye cevap verirken, Cübbeli kafasında hiç ummadık şahıslar var. Yani geniş zeminde bu kafada adamlar var. Ama sembolik olarak biz Cübbeli diyoruz. Yani bir sürü Cübbeli var. Yani, evet. Çok var o kafada. 500-600 sene sonrasına Mehdi'yi bırakanlar, İslam'ın hakimiyetinden ümidini kesenler, evet. Türkiye'nin büyüyeceğinden ümidini kesenler. Ama pis şeyleri de ümit edenler var. Mesela Türkiye'nin bölüneceğini, parçalanacağını, evet. Ekonominin çökeceğini, Türkiye'nin mahvolacağını. Böyle şomazlılar da var. Bunlar hayır konuşmuyorlar, güzel konuşmuyorlar. Evet. Allah'ın planını da bilmiyorlar, Allah'ın kaderini de bilmiyorlar. Kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz ahir zamanı bildirmiş. Ahir zaman kusursuz olarak Peygamber Efendimiz'in dediği şekilde teker teker tezahür ediyor. Aynısından ortaya çıkıyor. Gözlerinin önünde bu gelişme olduğu halde daha hala anlamazlıktan geliyorlar. Onların anlamazlıktan gelmesi bir şeyi değiştirmez. Evet. Ama son günlerde de tabii Türkiye'yi germeye yönelik bir politika var. Bu planlanmış gibi görünüyor. Evet. Planlanmış bir hareket varmış gibi görünüyor. Buna karşı da çok dikkatli olmak lazım. Anarşi benzeri uslupla yenmek pek mümkün değildir. Çünkü anarşi karşıtı anarşi, anarşiyi artırır. Terör karşıtı terör, terörü artırır. Yani bunlar hiç akıl değildir. Bağırıp çağırmaktan bu işler olmaz. Akılla, fikirle, bilgiyle olur. Evet. Şefkatle ve sevgiyle olur. Ve sükunetle olur. Bağırtı çağırtı komünizmin işine yarar. Leninistlerin, Stalinistlerin, teröristlerin işine yarar. Dolayısıyla yani sokağa çıkıp bağırırız biz bu konuyu hallederiz mantığıyla yaklaşmak çok yanlış olur. En güzel mücadele fikri mücadeledir. Evet. Mesela Leninist düşüncenin kökenine inmek. Nasıl yapacağız? Darwinizmi eleştireceğiz. Mesela Azerbaycan'da bir kardeşimiz televizyonda yayınlandı, gördük. Nefis Azerbaycan'ın Darwinistleri yerle bir etmiş. Evet, maşallah. Koltuğuna benim atlasımı koymuş.
Onları böyle adeta paspas gibi çiğnemiş. Evet. Azerbaycan'daki bakın komünist tehlikeye çok büyük bir darbe indirmiş oluyor. Öyledir bunu söylüyor. En akıllı yöntem budur. Şamatayla şenlikten olmaz. Benim balıklarımın ışığı niye gitti böyle? Sigorta. Sigorta attı. Evet. Elektrikler kesildi hocam. Ha, eyvahdır bir hayır. İnşallah. Ama hiç nasıl çocukların ışığını versinler. Gariplerim durgunlaştılar baksana. İnşallah. Vardır bir hayır. İnşallah. İnşallah hocam. Oktar senin bu sistemde mi gitti? Evet o da. Ha, o zaman sana da müracaat edemeyeceğiz. Estağfurullah. Sen o zaman sözlü bir şeyler anlatabilirsin. Estağfurullah. Evet. Yarın görürsünüz inşallah. Evet. O zaman ben biraz Kur'an'dan okuyayım. İnşallah. Sen güzel gözlü bakayım. Sen aç şuradan bana bir sayfa aç Kur'an'dan Cenab-ı Allah'ın emrettiği ayetlerden. İnşallah. Şuara suresini açmışsın, 26. sure. 107. ayet diyor ki Cenab-ı Allah, gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Yani peygamberin diliyle, peygambere gelen bir vahiy bu. Güvenilir, yani Allah'ın dinini tebliğ eden insan bir kere güvenilir olması lazım. Samimi olması lazım. Samimi olması için ne yapması lazım? Dünyadan geçmiş olması lazım. Maddi çıkar peşinde olmaması lazım. Anlattıklarına karşılık bir ücret talep etmemesi lazım. İnşallah. Değil mi? Evet. Hiçbir şekilde bundan maddi bir çıkar elde etmemesi ve son derece samimi ve candan, içinden gelerek hareket etmesi gerekiyor ki güvenilir olsun. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. En önemli şey Allah'tan korkmak. Çünkü Allah'tan korkan ayrıdır, Allah'ı seven ayrıdır. Şimdi Allah'ı sevmekle sadece olmuyor. Allah'ı seviyor ama zulüm yapabiliyor o zaman. Terslik yapabiliyor. Ama Allah'tan korkan kılı kırk yarar. Evet. Çok şefkatli olur, sevecen olur, derin düşünür, zarar vermemeye özen gösterir. Allah korkusu insana bin bir çeşit nimet verir. Yani sayamayacağım kadar çok nimet verir. İnşallah. Ve güzellik verir. Bakın nitekim diyor ki artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Yani beni imam olarak, mürşit olarak görün. 109. ayette buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum diyor. Evet. Bakın bu çok önemlidir. Halk bir menfaat sezdiğinde çok bunalır insanlar. Evet. Yani onun samimiyetine bir türlü güvenemezler. Evet. Onun için sıfır menfaat olması gerekir. Hiç. Yani mutlaka dağıtan olması lazım insanın. Bakın ücretin yalnızca Allah'ın alemlerin Rabbine aittir. İnşallah. Nedir ücreti? Allah'ın rızası. İnşallah. Ya Rabbi diyecek bana sen beni sev, benden razı ol, bana yeter. O kadar. İnşallah. Bakın bir daha Allah tekrar ediyor 110. ayette. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. 111. ayette dediler ki sana sıradan aşağılık insanlar uymuşken inanır mıyız? Bakın Müslümanlara biçtikleri rol görüyor musun? Aşağılık görüyor. Evet. İman ettikleri için. Kendi ahlaksızlık yapıyor, uyuşturucu kullanıyor, zulüm yapıyor, adam öldürüyor. Hırsızlık yapıyor, gasp yapıyor, her türlü ahlaksız yapıyor, organize ediyor. Kendi olmuyor da sevgiyi, şefkati, merhameti, dostluğu, iyiliği, güzelliği savunan insanlara ne diyor? Sıradan ve aşağılık diyor. Sıradan. Çok adil ve sıradan insanlar diyor. Aşağılık diyor. İnsanlar uyumuşken inanır mıyız? Diyor. Küfrün ağzı bu. İşte Mehdi'nin talebelerine de bu şekilde bir tavır konacak. Sıradan görecekler, kötü görecekler, yanlış görecekler. Yani her yönden kötü ve ters görecekler. Dolayısıyla çok az insan iman ediyor. Ahir zamanda böyle olacak inşallah. Dedi ki onların yapmakta oldukları hakkında benim bilgim yoktur. Yani etrafındaki insanları kötülüyorlar ona ki dağılın diyorlar etrafındaki. Yani etrafında kimse kalmasın. Gitsin. Yani o kişinin etrafında Allah'ın dinini tebliğ eden kimse kalmasın diyorlar. Onların hesabı yalnızca Rabbime aittir. Eğer şuurundaysanız, anlarsanız. Allah'a aittir diyor onların hesabı. Yani ben insanlar hakkında herhangi bir hüküm veremem diyor. Bakın çok önemli bir ayette yine bir konu var. 114. ayet. Ve ben mümin olanları kovacak değilim. Mesela bana da emniyetteyken dedir. Bütün etrafındakileri dağıt. Arkadaşlarını dağıt. Hiç kimseyle görüşmeyeceksin. Herkesi gönder. Bir daha görüşmeyin. Bu dedi işte derin devletin kararı dedi bana o zaman. Evet. Emniyet müdürü Adi Serdar Saçın. Evet.
Bakın ayette ne diyor? Ve ben mümin olanları kovacak değilim. Yani niçin göndereyim etrafımdaki evet. insanları değil mi? Maşallah. İnşallah. Dediler ki eğer bu söylediklerine bir son vermeyecek olursan, tehdit ediyorlar, gerçekten taşa tutulup kovulacaksın. Yani öldüreceğiz seni diyorlar, taşa tutulma budur. Evet. Bir de kovulma ve taşa tutulma. Evet. Dedi ki Rabbim şüphesiz kavmim beni yalanladı. Demek ki yalancılıkları itham ediliyor Allah'ın dinini anlatan kişiler. Evet. Haksız yere doğru olduğunu ispat ettiği halde. Göstertip delillendirdiği halde yalancılık iddiasında bulunacaklar. Kim bulunacak? Yalancılar. Evet. Yalancılar doğruları yalancılıkla itham edecekler. İnşallah. Bundan böyle benimle onların arasını açık bir hükümle ayır ve beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Bir avuç mümin mesela ahir zamanda Mehdi ve talebeler bütün dünyayı kurtaracaklar inşallah. İnşallah. Şimdi bir ayet daha ver. Aç bakayım. Hocam samimi Müslümanların hiçbir ücret talep etmediğini ayet Allah'ın emri inşallah. Sizin de mesela kitaplarınız, 300 tane kitabınız var. 80 milyon okunuyor dünyada. Bir kuruş ne telif hakkınız kaldı ki ücretsiz olarak internetten bütün dünyada okunuyor. Hepsi maşallah. Allah razı olsun. Ya şimdi şöyle ben hem telif hakkı da almıyorum. Ve ayrıca da yayın evine de şart koydum. Sadece kendini kurtaracak kadar bir müsaadem var. Evet. Yani çok düşük fiyattan sattırtıyorum. Yani kar etmeden de istemiyorum. Yani yüksek karı da kabul etmiyorum inşallah. Maşallah. De ki şeytandan Allah'a sığınırım Enam suresi. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır? Ki siz... Açıktan ve gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz. Andolsun bizi buradan kurtarırsan gerçekten şükredenlerden oluruz. Mesela bazen kanser oluyor, dua ediyor, tedavi oluyor, geçiyor. Birden azıyor. Yeniden ayarı bozuluyor. Evet. Veyahut mesela bir kazaya uğruyor, trafik kazası atlatıyor, müthiş bir şımarık hava. Halbuki insan öyle bir şeyde Allah'a daha şiddetli, daha kararlı döner. Kesinlikle. Tam tersi bir tavır gösteriyorlar bazı kişiler. De ki ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız. Ben kurtuldum diyor. Öyle uyanıktım ki diyor. Birden kenardan sıyıldım çıktım diyor. Çok iyi bir doktor buldum diyor. İyi de para verdim diyor. En isabetli hastaneyi buldum ve beni kurtardılar diyor. Evet. Halbuki onu Allah kurtarır. En iyi hastaneler morgları dolu. Yani evet. Nereye kurtuluyorsun? Evet. Değil mi? Evet. Her gün oradan insan ölüsü çıkıyor. Evet inşallah. Tabii. Evet. Burası da Enam suresi. İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar. İşte güvenlik onlar içindir. Onlar hidayete ermişlerdir. İman edilecek ama zulümle karıştırmayacak. Mesela iman etmişsin ama ahlaksızlık yapıyorsun, zulüm yapıyorsun, insanları tersliyorsun. Allah'a şükür diyor, Rab, Cenab-ı Allah'tan bahsediyor. Hatta namaz kılıyor. Ama zalim. Kur'an buna işaret ediyor. Bunu yapmayacaksınız diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. 90. ayette işte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır. Allah'ın Hadi ismine tecelli ettikleri. Yani Mehdi yet ter işaret var. Hadi Mehdi aynı kelime kökleri. İnşallah. İşte bu Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır. Öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. Yani onların hidayete vesile olmasına uy. Mehdi'ye uy anlamına da gelir. İnşallah. Bir yönüyle işaretin bir anlamı da ayetin bir işareti de budur. De ki ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Bak yine ayette. Evet. Bu çok önemlidir. O Kur'an alemlere bir öğüt ve hatırlatmadan başkası değildir. Bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini bununla hidayet erdirir. Onlar da şirk koşsalardı elbette bütün yapıp ettikleri onlar adına boşa çıkmış olurdu. Şirk ki Allah affetmiyor. Bir şey olduğunda ben yaptım değil, Allah yaptı diyecek. Mesela ben alnımın teriyle diyor bunu kazandım diyor. Sana Allah onu kazandırıyor. Evet. Alnının teriyle bir şey yapıyor. Alnının terini de Allah yaratır seni. İnşallah. Değil mi? Evet. O sözü de sana Allah söyletir. İnşallah. İnşallah. Geldi hocam. Evet hadi gözünüz aydın. Minik çeteler. İnşallah. Tamam, bir sayfada
Şöyle ben açayım yine bakayım. Bismillah. Veya sen aç yine. Tamam. Şeytandan Allah'a sığınırım. Enam suresi. Bizim kendilerine kitap verdiklerimiz, yani ehli kitap. Onu, Peygamber Efendimiz'i çocuklarını tanır gibi tanırlar. Niye tanıyorlar? Çünkü onlarda bir bilgi var daha önce. Evet. Bizim hadis-i şeriflerimiz nasıl? Hadislerde Mehdi nasıl tarif ediliyor? Çok kaşı, gözü, boyu, bosu. O zaman onlar da bu bilgiye sahiptiler. Gelecek peygamberi biliyorlardı. Kendilerini hüsrana uğratanlar işte onlar inanmayanlardır. Bakın bu çok önemli. Hepsi önemli fakat bu da çok önemli. Bizim kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Anladıkları halde anlamazlıktan gelmişlerdir. Şimdi Mehdi de öyledir. İnsanlar Mehdi'yi çocukların tanıdıkları gibi tanıyacaklar. Ama anlamazlıktan geleceklerdir. Evet. Yani çünkü kaşı, gözü, boyu, bosu, hareketleri, nerede çıkacağı, ne yapacağı yüzlerce hadis-i şeriflerle tarif edilmiş. Yani hani insanlar robot resmi çiziliyor ya. Hı hı. Mesela tarif etsem bir yerde, bazen polis laboratuvarlarında çiziliyor ya. Evet. Yani evet. Mesela bir kayıp insan oluyor, onun robot resmi çiziliyor. Mesela robot resmi çizilse insanların hafızasında tam belli. Nerede çıkacağı belli, icraatları belli. Fakat buna rağmen 313 kişi kadar az sayıda insan Mehdi'ye tabi olacaktır. Bundan sonra onların Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki biz müşriklerden değildik demelerinden başka bir fitneleri olmadı, kalmadı. Ahirette biz müşriklerden değiliz diyor. E kardeşim sen her şeyi sen yap ediyorum demiyor muydun? Değil mi? Evet. Bir şey olduğunda her şeyi ben yaptım, Allah yapmadı ben yaptım demiyor muydun? Evet. Mesela çocuğu oluyor, onu da ben yaptım diyor. Evet. Allah Allah. Peki parayı kim kazandı? Onu da ben yaptım diyor. Allah ne yaptı dendiğinde, evet. Allah ne yaptığına inanıyorsun? Allah hiçbir şey yapmadı diyor, hepsini ben yaptım diyor. Ama Allah'a da inanıyorum ben diyor. İşte bu müşriktir. Ondan sonra diyor ki ben ne yaptım ki diyor, şaşırıyor. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilecek insan. Bak diyor Allah, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. Yalan söylüyorlar diyor Allah. Ve düzmekte oldukları da kendilerinden kaybolup uzaklaştı. Bütün malları, mülkleri falan hayal olmuş oluyor. Evet. Hiçbir şey kalmamış oluyor. Oktay var mı anlatacakların? Var hocam inşallah. Güzel, çok güzel haberler var. Her gün Türkistan Birliği'nin gelişimiyle ilgili güzel haberler oluyor maşallah. Azerbaycan'ın da vizelerin kalkması böyle bir güzel bir olur inşallah. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanları vize muafiyet anlaşmalarını imzalayacak. Evet inşallah. Çok geç bile kaldı maşallah. Bu bir. Evet bu bir. Evet. Bu sizin söylediğinizin doğrultusunda siz özellikle bu ailelerdeki ensest problemine dikkat çekiyordunuz toplumda. Hakikaten ondan sonra sık sık haberler çıkmaya başladı bu yönde. Bu bir İrlandalı'dan çok bir itiraf. Babam kardeşlerimi, kardeşim de kızını taciz etti diye böyle. Tam rezalet. Evet. Özellikle evet. Avrupa'da da çok yaygın, Türkiye'de de evet. Çok yaygın. Bunun evet. Çok az kısmı adeye intikal ediyor. Çok evet. Çok küçük. Yani onda biri ancak intikal ediyordu. Çok büyük bölüm intikal etmiyor. Genç kızlar yine ben uyarıyorum. Son derece cesur, rahat olsunlar. Gitsinler savcıya, sadece şiddet gördüklerini bile söylemiş görseler yeterli olur. Devlet onları korur. Anlar yani savcı ne demek istediğini. Devletin görevlileri anlarlar. Polis de yardımcı olur. Sakın öyle bir babayla beraber yaşanmaz. Evet inşallah. O baba artık kıyamete kadar onun babası değildir. Yani onun affı olmaz. Birçoğu korkusundan gidip... Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Başbakan'a mektup yazsınlar, Cumhurbaşkanı'na yazsınlar, evet. İçişleri Bakanı'na yazsınlar, ihbar mektubu yazsınlar, savcılığa yazabilirler. Mutlaka onlara yardım eden olur. Mesela geçenlerde birisi Cumhurbaşkanımıza yazmıştı. Evet. Konu kökünden halloldu. Evet. İnşallah. Çünkü bir çocuk ailesinden kopup gidip yurtta kalmak istiyorsa bir şey ediyor, bir fevkalelik vardır. Evet. Kim annesinin babasından ayrılmak ister? Tabii ki. Mutlaka bir ahlaksızlık veya bir olay vardır. Evet. Yani onun ciddi şekilde canını yakan bir şey vardır. Orada anlayışlı davranmak lazım. Annem babandır ses çıkartma diyorlar. Olur mu öyle şey? Öyle anne baba olur mu? Evet. Anne babanın takdirini çocuğa bırakacaklar. İnşallah. O, ruhunda onu öyle hissetmiyorsa onun annesi babası olmaz o. Evet. Çocuk nasıl söylesin onu? Evet. Nasıl anlarsın adamın yaptıklarını? Anlat. Anlat denmez.
O anlaşılır uslubunda. Konuşmasan anlaşılır. Anlaşınca daha üstüne gitmemek lazım. Türkiye'den bir haber hocam. Mide ağrısıyla başlayan dram ağabeyinden çocuğu oldu diye hastaneye gidiyor. Mide ağrısı zannediyor doktorlar. Tuvalette doğum yapmış. Böyle gene bu tarz böyle çirkin bir ilişki inşallah. Tabii bu bizden işte zorla şikayetçi yaptırılan o kız da onun mesela abisinin işe aldığımız. O da abisi odanın ensesi ilişkiye girdiğini bize söylemişti o zamanlar. Evet. Şikayetçi oldu dedim olmadı. Evet. O zamanlar öyle sessiz kaldı yani. Tam tersi siz sahip çıkmıştınız ona. Evet. Ondan sonra da bu şeyler oldu. Neyse artık. Evet. Kendileri bilir. Yani işte biz göğüstüğümüz görevimizi yaptık yani inşallah. Maşallah Allah razı olsun. İnşallah. Nazarbayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile birlikte Avrupa ve Asya'yı bir araya getirmeye çalışacağız. Açıklaması var böyle bu şekilde demeci var maşallah. Türkiye ile birlikte Avrupa ve Asya'yı bir araya getirmeye çalışacağız. Hay maşallah. Evet. Ben ne dedim 2 yıl önce? Tam bu şekilde hocam inşallah. Değil mi? Avrupa, Asya hepsinin bir araya gelmesi daha için. 2 yıl önce bir esamesi yoktu bu konuların. Evet. Kimse ağzına dahi almıyordu. Evet. Değil mi? Bak aynısı dediğim çıktı. Her gün dediklerinin doğrultusunda maşallah. Bu tarz haberler oluyor maşallah. Türkistan Birliği de adım adım kuruluyor. Hicaz Demiryolu ihya olacak. Sultan Abdülhamid'in 100 yıl önce yaptırdığı ancak zaman için atıl hale gelen Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılmasıyla Türkiye'den Hacca Demiryolu ile gidebilecek. İnşallah. Hacca? Evet. Maşallah. O bana yarar. İnşallah. İnşallah. O çok iyi olur. İnşallah. 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 Bu bir Galatasaraylı futbolcu. 2002-2003 sezonunda futbol oynamıştı. Xavier'di isminde. Müslüman olmuş inşallah. Portekiz futbolunun sarı sakallı lakaplı bir yıldız eski. Faysal adını almış. Müslüman olmuş. Müslüman olmuş evet. Maşallah. Faysal ismini almış. Maşallah. Bu da Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Alex. O da İslamiyet'i öğreniyor. Yani böyle İslam'ın çığ gibi büyüdüğün dünyada. Brezilyalı futbolcu. Alex'e helal olsun. Aferin maşallah. Maşallah. Benim kitaplardan gönderin Alex'e. Vardır gerçi onda da ama yine de gönderin. Tamam inşallah hocam. İnşallah. Başbakanın açıklaması Şam'da Orta Doğu'da istikrar için Erdoğan'dan yardım istedi diyor. Türkiye'siz barış olmaz. Bu Suriye'deki toplantıda yapılan açıklama. Suriyelilerin yaptığı açıklama. Suriye Başbakanı Naiç İtri'nin yaptığı açıklama. Ne demek? Türkiye bölgenin lideri anlamına geliyor mu? Evet. Türkistan aleminin lideri anlamına geliyor geliyor mu? Geliyor hocam. Tam dediğiniz diyorlar gibi. Ki nereden çıkarttın diyorlar. Buyurun. Evet. Ben söylemiyorum ki bütün ülkeler söylüyor. Evet. Dediğiniz gibi doğal lider kabul ediyorlar Türkiye'yi. Tabii maşallah. Maşallah İslam ülkeleri. Orta Doğu'da işte barış Türkiye ile sağlanır. Bunun anlamı ne? Evet. Türkiye'nin lider olması. Evet. Maşallah. 2 yıldan beri biz bunu söylüyorduk işte. Maşallah. Bu arada gene güzel bir haber. New York'un göbeğine İslam merkezi kuruluyormuş hocam. Milyonlarca dolar harcanarak maşallah. Çalışmaları hızlandı diyor. Kültür merkezinin amacı ise İslam'ı doğru anlatmak. Maşallah. Çok güzel. Bu kuş bakışı namaz kılarken değil mi? Evet, çekip hocam. Dua ederlerken dua çekilmiş. Evet. Maşallah. Rusya Müslümanları bir arada. Rusya Müslüman dini idarelerinin birleşmesi süreci devam ediyor. Rusya'dan da sürekli İslam'ın yayıldığına, büyüdüğüne dair İslam'ın yayıldığına dair güzel haberler geliyor maşallah. Müftü Ravil. O Ravil benim misafirim olarak birkaç kere gelmişti Türkiye'ye. Evet. Beni çok sever Ravil maşallah. Evet çok maşallah. Değerli bir insan maşallah. Rusya'da da sadece sizin kitaplarınıza izin vardı hocam. Sizin kitaplarınız okunuyordu büyük oranda evet. İnşallah. Maşallah gayet güzel. Rusya'da İslam merkezi açılıyormuş hocam inşallah. Alvasete isminde İslam merkezi. Merkez Rusya Müslümanları arasında ılımlı ve hoşgörü düşüncesinin gelişimi için faaliyet gösterecek diyor inşallah. Ilımlı ve hoşgörü. Zaten İslam ılımlı, zaten hoşgörülüdür. Evet, maşallah. Ya hoşgörü şimdi yanlış anlaşılıyor. Yani sanki biri bir kötülük yapıyor da ona göz yumuyor anlamındaydı hoşgörülüğünü kasteden. Yani hoşgörü sevecenlik, merhamet, affetmek, insancılık bu anlamdadır. Evet. Yoksa kötüyle göz yummak anlamında değildir. O yanlış anlaşılıyor, onu düzeltmek istiyorum. Evet, maşallah. Evet. Recep Tayyip Erdoğan Bey'den İslam Birliği iması. Nasıl diyor, ne diyor? İslam Birliği'nin Türkiye-Suriye-Türkiye İş Konseyi toplantısında konuşuyor. Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı dikkat çeken Erdoğan, bölgedeki diğer İslam ülkeleri üzerinden mesaj verdi. Türk İslam Birliği'nin kurulması yönünde hocam. İslam Birliği kurulması yönünde inşallah. Evet. Türkiye'deki bütün hükümetler
hepsi her kim olursa olsun Türk İstanbul'un ister. Maşallah. Yani istemeyen yoktur. Evet. İnşallah. Çünkü yani hem Türk hem Müslüman olacak da Türk İstanbul'un istemeyecek. Bir kere Atatürk istiyor en başta. Evet. Evet. Hem İstanbul'un hem Türk birliğini istemiştir. Evet. Gazi Hazretleri. Doğru. E tabii ki onun yolunda giden her hükümet, her genç değil mi? Aynı düşünceyi savunur ki bu bize zaten Kur'an'ın emridir. İnşallah. 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 Bunları siz daha iyi bilirsiniz hocam inşallah. Dünya çapında Darwinizmin ve dinsizliğin çökmesiyle özellikle telaffuz edilmeye başlandı. Siz söylemeye başladıktan sonra. Evet. Azerbaycan'da nasıl ama çocuk paspas gibi maşallah çiğnemiş onları maşallah. Bir de sizin... Ya ben mesela sıfırın kitaplarını okumuş, kendini eğitmiş bir genç. Azerbaycan'da herhangi bir genç. Çıktı Azerbaycan televizyonuna yani benim Kayseri halısı gibi maşallah dümdüz gitmişler. Şey, bilimsel eğitim yok hocam onun. O ilahiyatçı çocuk. Fakat o kadar detaylı okumuş ki sizin kitapları. Hakikaten bilgisi gayet iyiydi. Perişan etti o. İki tane evrimci bir profesörle çıkmış evet, karşı karşıya. Bizim internet sitesinde var mı o? Var hocam inşallah. harunyahya.org'da var. İnşallah evet. Film sitesinde olması lazım. Azerbaycan'la ilgili bölümde olması lazım. İnşallah. Çünkü bana gösterdiler kısaca vardı. İnşallah. Maşallah evet. Var mı başka bir şey söyleyeceğim? Var hocam inşallah. Bu tekrar yine Nazar Bey'in açıklaması büyük sitelerde. Türkiye ile birlikte Avrupa ve Asya'yı bir araya getirmeye çalışacağız maşallah. Bu tip haberler artık son derece olağan hale geldi hocam. Her gün vizelerin kalkması 55'i geçti zaten sayısın şu anda. Vizelerin kalktığı ülkeler inşallah. Güzel canlılar var. Bakayım. Bakalım inşallah. Ya bu herifler çok sinir bozucu. Normal şeker şeyleri. Maşallah. Maşallah. O birbirini mi seviyor bunlar? Evet. Maşallah. Hmm. Bu ya dediğiniz gibi hocam siz dikkat çekmiştiniz. Kendi yavrularına karşı çok derece şefkatli oluyorlar. Vahşi bir hayvan, yırtıcı bir hayvan ama birbirlerine ve yavrularına karşı maşallah. Renkler şahane, simetri şahane. Hani öyle mutasyon oluyordu. Evet. Değil mi? Hani öyle rastgele oluyordu. Evet. Bak renklerin mükemmeliğine bak. Bir de altın oranla yaratılmış ve mükemmel kusursuz hayvan. Maşallah. Mesela sevgiyi bilmemeler lazım. Normal evet. Darwin'in dediklerine göre sevgiyi şefkati bilmemeler lazım. Birbirini çok iyi koruyup kolluyorlar. Evet. Sevgi ve şefkat hepsinde hakim. Maşallah. Eşkale bak sen şu işe. Maşallah. Maşallah. Ya şu elime geçse ben şunu yerim şunu kıtır kıtır. Hepsi acayip şekerli. Maşallah. Hmm. Maşallah. Yavrular da son derece düşkün oluyorlar maşallah. Hoppala annesinin sırtında. İnşallah. O gezintiye çıkmış. Gezintiye çıkmış. Bu da aynı şekilde. Gözler de mavi değil mi? Evet hocam. Evet. Çok maşallah. Şeker maşallah. Oo manzara seyredip böyle. Bir de çay ister üstüne tamam. Maşallah. Bak o yüzündeki tatlılığı masumluğu görüyor musun? Evet. Yani Cenab-ı Allah'ın işte Rahman Rahim isminin tecellisi. Allah'ın şefkati nasıl önemli gördüğünün de bir görünümü bu. Evet. Değil mi? Maşallah. Mesela acıma hissini ne kadar tahrik ediyor yüzündeki ifade değil mi? Koruma hissini, değil mi? Hatta sevme hissini. Maşallah. Maşallah. Ah severim onun ben beyazlığını, tatlılığını. Ya yani hayret ya böyle bir şey plastikten yapmış gibi. Maşallah. Maşallah. Böyle bir pompon tüyde olmaları yani sevmek için müthiş müsait tipler yani evet. Surat, kulak, burun, kuyruk, patiler yani hepsi sevmek için evet. Böyle maşallah. Çok tatlı bir
Bir de şu sırt üstü yatma şeyi çıktı. Çok şahane. İnşallah. Şaşkın şaşkın. Maşallah. Maşallah. Bak hepsinde masum ifade yüzünde istisnasız ve çok pırıl pırıl temizler. Evet. Allah'ın Tahir ismi tecelli ediyor. Hayvan nereden bilsin temizlik yapmayı? Evet. Gıcır gıcır ve pırıl pırıl akşama kadar temizleniyorlar. Kendi ya, kendini temizliyor. Ya mucize yani açıklaması yok ki daha yeni doğmuş hayvan. Mesela 3-4 günlük temizlenmeye, kendi temizlenmeye başlıyor. Evet. Her yerini büyük bir titizlikle temizliyor. Çok şaşırtıcı. 3-4 günlük değil ya belirli bir süre sonra. Evet. Yani, biraz vakti geçtikten sonra. Çok detaylı biliyor. Cennette bunlar böyle bol miktarda olacaklar inşallah. İnşallah. Akıllı, söz dinleyen, temiz inşallah. Ve ölümsüz olacaklar. İnşallah. Mesela burada değil mi, kedisi ölen olan mesela bir susuyan kedisi ölüyor. Çok rahatsız oluyor ölünce. Evet. Köpeği oluyor mesela ölüyor. Gerçi hayır var ama bir kısım insanlar ona rahatsız oluyorlar. Evet. Ahirette hiç ölmüyorlar. Yani kedisi köpeği sürekli durur. İnşallah. Tavşanları, kuşları falan hiçbir şekilde ölmezler. Onlar da ölümsüzdürler. İnşallah. İnşallah. İstediği gibi severler. İnşallah. Hepsi akıllıdır. Mesela balıklar, kuşlar hepsi akıllı olurlar. Evet. Oo, burada olay bambaşka şekilde gelmiş bu orası. Tam istirahat halinde. Maşallah. Maşallah. Mesela bak Allah bizim ruhumuza göre yaratıyor. Mesela bizi ruhumuzu gıdıklıyor adeta değil mi? Mesela müthiş insanı evet. etkileyen bir tipi var. Evet, yani o yüzündeki safotrik ifade, mazlumluk falan çok etkileyici. Maşallah. Maşallah şu temizliğe bak ya. Yani yani insanların birçoğu bu kadar temiz olamıyor. Evet. Değil evet. mi? Pırıl pırıl mis gibiler ya maşallah. Maşallah. Gürbüzlüğe bak yaratan. Maşallah. Mesela şu yüzdeki salak ifade insanlar. Acayip hoşuna gidiyor. Evet maşallah. 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 Bunlar da çok sevimli. Yani o kadar çok renkte, o kadar çok çeşitli yaratıyor ki Allah ki kalanı şu an %1 falan. Evet. Değil mi? İnsan, hayvan çeşitlerinin %1'i falan kaldı. Evet. Evet. Düşünün Allah'ın diğer yarattıklarını da artık düşünün. O kadar çoklar. Fakat bazı saflar o daha önce Allah'ın yarattığı o 99 türün tükenmiş olmasından kaynaklanan bir hata içine giriyorlar. Mesela o kadar çok kedi cinsi var ki, tükenmiş, köpek cinsleri evet. var, at cinsleri var. Tabii ki birbirine benziyor ama küçükten büyüğe doğru çeşitler var. Evet. Onlar da bakıyorlar, işte en küçük at demek ki bu. Öbürü de şu, öbürü de şu, öbürü de şu. Demek ki at böyle türedi. Evet. Evet. Ya kardeşim ne alakası var senin gösterdiğin hayvanların hepsi bütün hayvan değil mi? Kusursuz hayvan değil mi? Ve son derece simetrik, altın oranından yaratılmış, mükemmel evet. varlıklar değil mi? Evet. Evet. Belirli bir dönemde çıkmış hayvan, türünü devam ettirmiş, sonra yok olmuş türü. Nerede burada evrim? Bu yaratılışı ispat eden bir delildir. Evet. İnşallah. Yani bütün eklemleri, kemik yapısı, her şey mükemmel. En ufak bir patoloji yok. O mutasyona uğramış olsa, hilkat garibesi olur. Yani evet. akıl almaz bozuk olur. Yani çok şiddetli çirkinlikler ve anormallikler meydana gelir. Ve çoğu da yaşamıyor onların o tarz evet. mutasyonu. Çünkü organı perişan hale getiriyor. Evet. Mesela göz yumruk gibi göz oluyor. Evet. Dışarı dönük. Ve dolayısıyla o göz kullanılamıyor genelde. Yani evet. faydalı mutasyon diye bir konu yok. Yani hep tahrip edicidir. Çok nadir hayvanın canlı kalacağı kadar olabiliyor. Yani canlı yaşamını devam ettireceği gibi oluyor. Mükemmelleştiren hiç yoktur. Evet. Velev ki onların iddiası gibi olmuş olsa bile bir delil olması yani bozuk hayvanlar olması gerekiyordu. Bir tane olsun. E kardeşim 300 milyon fosilden bir tane yok ya. Yok evet. Tek bir tane yok. Evet. Hepsi mükemmel. Ve hepsi kusursuz. E o zaman niye ortaya çıkıyorsunuz? İnşallah. Proteini soruyoruz. Olabilir mi diyoruz. E proteinin oluşması için başka bir proteine ihtiyaç var diyor. Başka hücreye ihtiyaç var diyor. Başka kromozoma ihtiyaç var diyor.
Protein nasıl oldu diyor, tesadüfen oldu diyor. Kardeşim sen yani iyi saat dolusundan yap kafanı bir yıka dediğinden haberin var mı senin? Protein için başka proteine ihtiyacın var diyorsun sen. Evet. Hücreye ihtiyaç var diyorsun. Evet. Kromozoma ihtiyaç var diyorsun. Protein tesadüfen oldu diyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Evet. Sıfır ihtimaldir yani protein tesadüfen olmaz. Evet. Dediğiniz gibi mutlaka önce hücrenin olması lazım protein olabilmesi için. Evet. İtirafları var protein olamayacağını bir okumamız olur mu bir iki tane hocam? Bir iki tane söyle evet. Amerikalı evrimci jeolog var William Stokes ismi. Tanınmış bir evrimci William Stokes. Diyor ki eğer milyarlarca yıl boyunca milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino asitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsaydı bile yine protein oluşamazdı. Çok açık söylemiş. Yani bütün bir daha söyle bakayım. Eğer milyarlarca yıl boyunca milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino asitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsaydı bile yine protein oluşamazdı. Evrimci değil mi bunu söylüyor? Evet, evrimci. Amerikalı evrimci jeolog William Stokes söylüyor. Yani bütün gezegenler amino asitlerle dolu olsaydı bile diyor. Yine olmaz kesinlikle diyor. Olmazdı diyor. Evet. Çok açık söylüyor. Başka var mı? Bir tane daha söyle. Var hocam. Biyokimyacı var bir tane. Bu da evrimci. Michael Pittman diye. Diyor ki bilindiği üzere evrende 10 üzeri 80 kadar atom var. 80 tane sıfırlı bir sayı. Aklın alacağı gibi değil. Ve Big Bang'in patlamasından bu yana 10 üzeri 17 saniye geçti. Yaşamın devam edebilmesi için de 2000 tane temel enzime ihtiyaç var. Bu enzimlerden bir tanesinin bile tesadüfen oluşması için 10 üzeri 20'den fazla bir olasılık gerekir. Bütün hepsinin tesadüfen oluşması için ise 10 üzeri 40 binde bir ihtimalde bir ihtimal oluşmalıdır. Böyle bir ihtimalin oluşması için bütün evrenin organik bir çorba olduğunu düşünsek dahi bu imkansızdır. Yani bütün galaksiler, yıldızlar böyle organik bir şey olsa diyor, yine bir tane bile protein oluşamaz diyor. Evet. Kim diyor bunu? Michael Pittman diye Amerikalı biyokimyacı, tanınmış bir bu da evrimci. Evet, bu da evrimci. Çok var daha. Bizim cahil cühela da burada ağızlarına köpükler saçarak proteinler tesadüfen olur diyorlar. Evet. Halbuki olay içinde olanlar, gerçek bilim adamları olamaz diyor adam. Ki evrimci olmasına rağmen olamaz diyor. Olamaz diyor. Tabii. Türk evrimcilerin de var evet. Böyle itirafları. Şimdi ben kardeşlerime, seyredenlere tavsiyem şu, nacizane. Fıkhi konuları, dini konuları böyle Cübbeli Ahmet tarzındaki kişilerden kulaktan dolma değil, bu konuda ihtisas yapmış, herkes tarafından takdir görmüş, tahsin görmüş, değerli büyük alimler var. Mesela Ömer Nasuhi bilmem. Fıkhi konuları onun Büyük İslam İlmihali isimli eserinden en doğru şekilde öğrenebilirler. Ben şimdi an göstertiyorum. Zoom yapıyor musun daha? Evet. Tamam. Bu eserlerin en doğru şekilde bunlar öğrenirler, fıkhi konuları. Evet. Sakın öyle Cübbeli'nin şunun bunun izahlarına göre hareket etmesinler. Kur'an'ı öğrenmek istiyorlarsa da yine Cübbeli'den değil, değerli ehl-i sünnet alemi, mesela Elmalı Hamdi Yazır, Atatürk'ün emriyle yapmıştır bu tefsiri. İnşallah. Hak dini, Kur'an dili. Evet. Çok güzel bir de ucuz bir tefsir. Yani fiyatı ucuz. Allah affetsin yanlış anlaşılır. Fiyatı ucuz. İnşallah. Bu eserden Kur'an'ı öğrenmek isteyen kardeşlerimiz öğrensinler. Cahilden, cühela'dan öğrenmeye kalkarlarsa çok yanılabilirler, çok hata yapabilirler. Doğru. Çünkü Cübbeli geçenlerde o şey diyor. Gerçi onun şeyine daha ulaşamadım ama neyse onun bir ele ulaşayım da ondan sonra söyleyeyim. Yani aklı hayali gelmedik sözler ediyor. Onun filmini getireyim. Oradan bakıp görürsünüz. Şimdi ezberden söylersem pek şey olmaz. Evet. İnşallah. Hocam bu... Evet. Söyle. Bu söylediğiniz programın şeyini buldum inşallah. Erşat Meri. Günlük haberlerde Azerbaycan ANS televizyonunda... Aç bakayım bir an. Açayım. Bunlar buraya röportajı da gelmişti bu geçenlerde evet. İki kerata. Maşallah inim inim inletmiş ortalığı. Ağzına sağlık. Ağzına Allah sağlık versin. İnşallah. İnşallah. Sizin kitabınızı çıkartıyor zaten Atlas'ı.
biraz internetten yüklediği için biraz. Onu şey biz daha iki sefere bilgisayarına yükledi böyle tamam, internetten evet. Beklemeyen. Herhalde bu biraz uzar gibi. Kendisi yüklensin biraz sonra şey edebiliriz hocam tamam. Devam ediyor sesin ediyor. Tamam. Duruyor, duraksıyor. Tamam. O zaman yükle internete onu tamam, sonra. Inşallah. Ama özetle paspas gibi çiğnemiş yani. Maşallah. Aferin. Karşısına bir değil mi? İki tane evrimci profesör çıkartmışlar. Evrimci profesör çıkartmışlar. Darman keşen etmiş. En sonunda da spiker de zaten evrim mevrim yoktur mealinde bir şeyle bitiriyor programı. Yani insan maymundan gelmemiştir diyor. Ne dinen ne bilimsel olarak. O şekilde evet. Bitirdim. Bu ne? Yarınki Vakit Gazetesi. Evet. Vakit Gazetesi'nde yarın yine bir ilan var. Bav davasında bozma gerekçeleri diyen. Ne diyor? Evet. Şöyle bir göstereyim. Bir tanesini söyleyeyim. İstifa eden savunma avukatlarının yerine avukat tayin etme hakkı tanınmaması bozma nedenidir diyor. Hakikaten bizim davamızda avukatlar istifa etmişti fakat onun yerine avukat getirilmedi. Yani avukat tayini gerekiyordu. Bu olay olmadı. Bu Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 6.3.2008 tarihli sayılı içtihadına göre zorunlu müdafi tayini sağlanıp, yani avukat sağlanıp, avukat huzuruyla hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmek suretiyle savunma hakkının kısıtlanması yasaya aykırı olduğundan bozulmasına diyor. Bu Yargıtay'ın bir içtihadı, bir bozma nedenidir ama tabii biz mahkemenin kararına saygı duyuyoruz. Ama Yargıtay'ın bu kararına da saygı duyuyoruz. Bu da bozma nedeni olarak belirtiliyor. Yargıtay tarafından 2007 yılında verilen bozma kararına karşı sanıkların beyanları alınmadan hüküm kurulması bozma sebebidir diyor. Bu da yine 9-10-2007 tarihli Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına dayandırılıyor. Çünkü 2007 yılında verilen bozma kararına karşı sanıkların beyanlarının alınması gerekiyor diyor. Alınmadığında bozma nedeni olduğu belirtilmiş. Bunu da Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararına dayandırıyoruz, dayandırıyorlar. Her ikisi de tabii saygı duyduğumuz kararlar. İnşallah. Evet, başka da var. Uzun detaylı izah ediliyor. Bunu yarın alan kardeşlerimiz gazeteye alanlar görebilirler. Her zaman söylüyorum, Vakit Gazetesi delikanlı gazetedir, samimidir. Yani bir şey evet. Olmadan onun hakkı hiç cesurca, samimi olarak kanun hukuka uygun uslupla savunur. Milli Gazete de öyledir. Bunlar çok candan, tertemiz gazeteler, ehl-i sünnete uygun gazetelerdir. Cübbeli her ikisinin ehl-i sünnete uygun olmadığını söylüyor. Çok hata yapıyor. Müslümanlar arasında böyle ayrımcılık yapması çok yanlış. Çünkü bunlar çile ehli insanlar. Bu uğurda çok eziyet görmüş insanlar. Milli Gazete de olsun, Vakit Gazetesi mensupları da olsun. Zor şartlarda bu gazeteleri çıkarıyorlar. Bütün güçleriyle gayret ediyor. Böyle büyük hizmet vermiş insanları bir kalemde silen bir uslup Müslümana hiç yakışmaz. Üstelik doğru da söylemiyor. Ehl-i Sünnet'e titizliğiyle bilinen gazetelerdir bu gazeteler. Mesela Bediüzzaman'ın da Ehl-i Sünnet'e titiz olmamakla itham ediyor. Evet. Ki Bediüzzaman gidip Malta'larda orada burada gezmiş değil. Değil mi? Evet. Hapishanelerde 30 yıl hapis yattı. Evet. Çile çekti, acılar çekti. Cübbeli orada değil mi? Evet. Orada burada gezinirken, eğlenirken, turistik geziler yaparken, evet. Ondan sonra değil mi? Keyfine, zevkine bakarken, havuzda yüzerken, evet. Bediüzzaman hücrelerde, daracık hücrelerde, soğukta, sıfırın altında bilmem kaç derecede, sobasız, evet. Hapis hücrelerinde çile çekti ve milyonlarca talebe yetiştirdi ve milyonlarca insan da imanını kurtardı. Maşallah. Böyle kendince kurnazlık yaparak çok kötü bir uslupla Bediüzzaman'a karşı konuşması yakışık almadı. Yani bu hatasını da düzeltmesi lazım. 30 cihette diyor Said Nursi'nin Ehl-i Sünnet'e uymadığına dair bir kişinin sözü var diyor ama incelemek lazım ben bilmiyorum diyor. Ne kadar samimiyetsiz bir söz bu. Evet.
Sen Bediüzzaman'ın tırnağının kenarı olamazsın. Ya Bediüzzaman kim, sen kim? Oturuyorsun sen onu ehli sünnet konusunda eleştirmeye kalkıyorsun. Onun hizmetine bak, sen kendi hizmetine bak. Onun dürüstlüğüne, samimiyetine bak, senin yalanlarına bak. Evet. Değil mi? O Bediüzzaman'ın adını ağzına almadan önce o, değil mi? Bir şöyle bir elini yüzünü yıkaması lazım. Bir aklını başına alması lazım. Ondan sonra Bediüzzaman'ın adını ağzına alması gerekiyor. Böyle değerli bir insana gösterdiği tepkinin nedeni Bediüzzaman'ın Mehdi'nin bu yüzyılda geleceğini söylemesidir. Oradan çok rahatsızlandı. Şeyh Nazım Kıbrıslı Hazretlerine de tavır alması nedeni de yine o da vardır. Evet. Çünkü gidip elini öpüyordu, iki büklüm oluyordu. Asın kutbusun sen diyordu. Bir anda tavrı değişti. Niye? Çünkü o da bu yüzyılda Mehdi gelecek diyor. Mesela Elmalı Hamdi Yazır Atatürk'ün tavsiyesiyle bu tefsiri hazırlanmıştır. En değerli alimlerdendir. O da bu dünyanın ömrü 7000 yıldır diyor. Evet. Değil mi? Evet. O 5600 yıl geçmesini de kabul ediyor. Evet. Dolayısıyla Hicri 1400 ile 1500 arasında dünyadaki Müslümanların icabet ömrünün biteceğini belirtiyor. Evet, inşallah. İnşallah. O kadar çok ki. Evet. Yani bu görüşte olan ehl-i sünnet alim olmayan yok gibi. Evet. Yani hemen hemen tamamı savunuyor. Tamamı kalmış. Tabii. Evet, inşallah. Çünkü nasıl savunmasında Suyuti söylüyor. Evet. 8 tane hadis vermiş. Ve sahih. Güvenilir hadisler. İmam-ı Hanbel tasdik ediyor. İmam-ı Hanbel gibi büyük bir mezhep imamı. Tasdik ediyor. Ve o naklediyor. Hem hadis imamı hem mutlak müçtehit hem mutlak müceddittir. Evet. Böyle bir insana biz güveniriz. Dolayısıyla Cübbeli'ye güvenemeyiz. Zaten orijinalini İnşallah. Getirdiniz Arapçasını. Evet, o gün gösterdiniz, evet. Tabii, o, 70 bin sarıklı konusu değil mi? Evet hocam. O yok diyordu, öyle bir şey yok diyordu. Bana ne derseniz değil mi diyor, bir şey diyor. Ona benzer. Biz de bak kütüphaneden gidin getirin dedim. Kütüphaneden fotokopisini çektirdim, Arapçasının altına çizdirdim. Aldım getirdim, gösterdim. Maşallah. Tabii, her yalanını bitiriyoruz Allah'a çok şükür. Evet. İnşallah. İnşallah hocam. Peki hocam, bir sorumuz var. Tamam, sor. Ali Değirmencioğlu İstanbul'dan sorusu. Her an bir yaratmaya kadir Rabbim, sayın hocam ve Müslüman kardeşlerimin her daim yardımcısı olsun. Sayın hocam, daha önce gerek sitenizden, gerek her akşam izlediğim programlarınızdan, sizden öğrendiğim bilgileri arkadaşlarıma anlatıyorum. Önceden çok ön yargılı yaklaşırlar iken şimdi dinlenmek için bir sohbet açılsın istiyorlar. Sayenizde insanlar gerçeğe dağları aşarak değil sadece elini uzatarak ulaşıyorlar. Allah Cenab-ı Yar ve yardımcınız olsun inşallah. Maşallah. Maşallah. Kardeşimiz güzel konuşmuş. Doğru tabii. Evet. Sadece televizyon önüne oturacak, eline kumandayı alacak, düğmeye basacak o kadar. Evet. İnşallah. Ne kadar Allah kolaylaştırdı. Maşallah. Değil mi? Evet. Maşallah. Sayenizde. Allah vesile ediyor tabii inşallah. Biraz hadis sokayım size. İnşallah. Evet. İmam Zeynel Abidin Peygamber'in torunlarından. Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Benim de ceddimdir inşallah. İnşallah. Bizim kaimimiz Hazreti Mehdi ile Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Yani peygamberler arasında Mehdi ile benzerlikler vardır. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Eyüp, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her biriyle benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında. Hazreti Nuh gibi uzun ömürlü olacak diyor. Yani İnşallah. İnşallah. Makul bir uzun ömürlü olacaktır. İnşallah. İbrahim Aleyhisselam'la doğumunun gizli olmasında evde doğacaktır Mehdi. İnşallah. 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 Halktan uzak durmasında Musa ile Musa'ya benzer diyor. Halktan uzak gizlenir. İnşallah. Korku hali yani
takip ediliyordu biliyorsunuz Hazreti Musa. Evet. Bir korku ortamı vardı. O yüzden de gizleniyordu. Hazreti İsa ile halkın onun hakkında ihtilafa düşmesi. Halk işte bir kısmı var diyor, kimi yok diyor, kimi gelecek diyor, kimi geldi diyor, kimi gelmez diyor değil mi? Evet. O yönden diyor Hazreti İsa'ya benzer. Hazreti Eyüp ile beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde Hazreti Mehdi'ye çok bela isap edecektir. Evet. Yani bela zorluklar. Yani zorluklar, acılar, evet, elemler. Yani o anlamda. Ama Hazreti Eyüp gibi onları sabırla karşılayacak inşallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle benzerliği de kılıçla kıyamet meselesinde. Yani Peygamber Efendimiz'in kılıcı belinde olacak, hırkası üzerine olacak. İnşallah. Peygamber Efendimiz'in sancağı şerefi de elinde olacak. İnşallah. Kutsal ama tabii bunlar teberrüken giyecek. Yani yoksa yani sürekli değil. Yani hırka-i şerif üzerinde olacak. Bir kereliğine mahsus. İnşallah. Kılıncını takacak inşallah. O da bir kereliğine mahsus. Bir de sancağı şerif. İnşallah. Sağ elinde inşallah sancağı şerif olacak. Ona insanlar bağlılıklarını ifade ederken bu şekilde olacak. İnşallah. 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 O yönüyle diyor Resulullah'a benzer inşallah. İnşallah. Abdullah bin Zemre, İbn-i Mati ve Himyeri Kabul Ahbar'dan nakleder. Şöyle dedi. Kıyam edecek kaim Mehdi, Hazreti Mehdi, Hazreti Ali'nin soyundandır. Seyittir. O bu yeryüzünü yeryüzünden başka bir hale getirecektir. Bambaşka bir hale getirecektir diyor yeryüzünü. Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hazreti Ali neslindendir. Hayırda, görünüşte ve ahlakta en çok Hazreti İsa'ya benzeyen odur. Bakın, hayırda, dış görünüşte, ahlakta en çok Hazreti İsa Aleyhisselam'a benzeyen odur. Çok benzeyecek Hazreti İsa'ya. Maşallah. İkisi de Hazreti İbrahim soyundan bakanlar bayağı benziyor diyecekler yani. Çok benzeyecekler. İnşallah. Evet. Allah peygamberlere verdiği azameti ona da verecekti. Peygamberler gibi böyle azametli, heybetli olacak Mehdi. İnşallah. Böyle zayıf, nahiv falan değil inşallah. Yani mutlaka heybetli çünkü geniş bir insan. Evet. Ama peygamberler zayıf bile olsa heybetli oluyorlar yani onu da belirteyim. İnşallah. Ona faziletler ve zinet verilecektir. Yani faziletler ve zinet. Zenginlik, güzellik, iyilik. İnşallah. Şüphesiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam Ali'nin evladındandır. Tekrar tekrar söyleniyor. Onun gaybeti tıpkı Yusuf'un gaybeti zindana atılması gibidir. Hazreti Yusuf gibi zindana girecektir diyor. İnşallah. Hapsedilecektir. Ve onun dönüşü de tıpkı İsa Meryem'in İsa bin Meryem'in dönüşü gibidir. Nasıl o geri dönüyor, o da geri dönecektir diyor. Yani insanlara gelecektir, zuhur edecektir. İnşallah. İnşallah. Yani biz nasıl Hazreti İsa'yı bekliyoruz, şu anda da Hazreti Mehdi'nin de ortaya çıkmasını bekliyoruz. Evet. Mesih de aniden ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde Hazreti Mehdi de bir süre sonra belirgin hale gelecektir inşallah. İnşallah hocam. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurduğunu duydum. Bu gaybetin sahibinde, yani bu kayboluşun sahibinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da 4 peygamberin sünneti vardır. Musa'dan bir sünnet, İsa'dan bir sünnet, Yusuf'tan bir sünnet, Muhammed Aleyhisselam'dan bir sünnet. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Dedim ki Musa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki çekinip dikkatle gizlenmek. Hazreti Musa gibidir diyor. Dedim ki İsa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki İsa'nın hakkında söylenenler onun hakkında da söylenecek. Yani çok fazla hakkında dedikodu çıkacak. İnşallah. Çok fazla gıybet edilecek. İnşallah. Dedim ki Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Hapsedilecek ve gizlenecek Yusuf gibi. Dedim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünneti nedir? Buyurdu ki kıyamettiğinde Resulullah'ın yolunda gidecektir. Aynı onun gibi hareket edecektir. İnşallah. İnşallah. Yalnız o Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır. Dedim ki Allah'ın rızasını nereden bilecektir? Buyurdu ki Allah onun kalbine rahmetini nazil edecektir. Allah ona ilham edecektir. Maşallah. Evet.
İki dakikamız var, bir başka bir şeyler mi konuşalım? Şimdi hocam sözünüzü kesmeyeyim dedim. Kısa bir aramız var. Tamam. Kısa bir aradan sonra. Tamam. İnşallah. Şimdilik kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra sizlerle tekrar beraber olacağız. Kısa bir aradan sonra sizlerle tekrar beraberiz. Şimdi ben tekrardan sizlere soru ve görüşleriniz için mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. ahirzamansohbetleri@hotmail.com sitesinin adresimizden bize soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca harunyahya.tv haberhilal.com adresinden de bize canlı yayın olarak izleyebilirsiniz. Şimdi tekrar hocam size dönmek istiyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sorumu sorayım. Ne istersiniz? Sen bana bir soru sor. Tabii hemen sorumuzu İnşallah. Soralım o zaman. Bir izleyicimiz. Hocama, Doktor Oktar Bey'e ve sunucu kardeşime hayırlı akşamlar dilerim demiş. Biz de kendisine hayırlı akşamlar diliyoruz. Hocam bazen zorluklarla karşılaştığım vakit hemen sizin Allah yoluna çektiğiniz zorlukları, karşılaştığınız eziyetleri ve bunları anlatırken ne kadar keyif alarak, Allah için çile çekmeden zevk alarak anlattığınızı düşünüyorum. Sizin karşılaştığınız çileleri düşündüğümde kendi yaşadığım bazı zorluklar tabii ki çok küçük kalıyor. Hocam özellikle akıl hastanesi döneminde yaşadıklarınız namaz kılmakta zorlanacak kadar ayağınızdan sizi zincirlemeleri, bulunduğunuz küçük oda ve sizin gibi akıllı bir insanın öylesine şiddetli akıl hastaları ile aynı ortamda tutulmuş olması beni çok etkiledi. Bunlar kadar çok etkilendiğim konuda bütün bu zorlukları anlatırken Allah'a olan sevginizden ötürü müthiş bir keyif almanız, hep güzellikle anlatmanız, en şiddetli zorluktan bile böylesine keyif almayı, böyle bir ruh halini nasıl elde ediyorsunuz demiş Hülya Ceyhun. Evet, Hülya'nın bu sözü güzel, konuşmaları güzel. Sevgiyi biz nasıl anlarız? Bir insan, mesela bir kadın helalinin ona olan sevgisini onun ona gösterdiği fedakarlıktan anlar. Eğer fedakarlık yoksa, sabır yoksa, zorluklara karşı güzel tavır koymak yoksa sevgiden bahsedemeyiz. Evet. Yani sevgi yani bir saat bile devam etmez. Allah'a karşı olan sevgimizin belli olması için de mutlaka zorluklarla karşılaşmamız lazım. Yoksa yiyip içip yatan, rahat yaşayan bir insanın yani sevgisini anlatması için pek bir imkan kalmamış gibi oluyor. Çok evet. Az bir imkanı kalmış oluyor. Ama çile varsa o zaman sevgi vardır. Hatta biliyorsunuz eski efsanelerde işte Leyla ile Mecnun hikayesi evet, vardır. Evet. Mecnun'un özelliği nedir? Çile çekmesidir. Sevdiği için değil mi? Çok büyük zorluklara katlanmasıdır. Evet. Biz de aynı şekilde Allah'a karşı sevgimizi bu şekilde gösteririz. O güzellikleri yaşadığımızda da bize çok fazla hoşluk meydana getirir, güzellik meydana getirir bu durum. Mesela sabırlı bir insanı biz doğal olarak severiz. Fedakar bir insanı severiz. Cömert bir insanı sever insanlar. Kendi imkanlarını paylaşan bir insanı severiz. Kötü bir tavra iyi karşılık vereni severiz. Bir tavrımız olduğunda onda hayır görüp onu hayra yoranı yine severiz. Bütün bunlar olmadan ne olur biliyor musunuz? Et ve kemik kalır geriye. Et ve kemiği de sevemeyiz. İşte Allah böyle bizim kalbimizde aşkı yaşatmak için, tutkuyu yaşatmak için dünyada bize böyle bir eğitim uyguluyor. Biz bu aşkın, sevginin eğitimini aldıktan sonra cennete girebiliyoruz. İnşallah. Yani aşkı, sevgiyi bilmeyenin cennette girmesi durumunda cennet onun için hiçbir şey ifade etmez. Yani güzel kapısı olabilir, ona bir şey etkilemez. Aşık güzel kapıdan etkilenir. Orada güzel insanlar vardır. Aşık değilse bakar onlara, boş boş bakar. Allah aşkıyla bakan o güzelliği görür. Evet. Ondan zevk alır. Dolayısıyla imanının derecesiyle orantılı olarak zevk alır. Mesela biz şimdi burada hayvanları
göstertiyoruz, küçük canlıları göstertiyoruz. Her insan imanın derecesine göre onlardan zevk alır. Doğru. Mesela kiminde çok şiddetli etki yapar, kiminde de vasat etki yapar. Ne var? İşte bir hayvan der. Ne var? Bir şey yok onda der. Ama bir kısmı da şiddetli bir özlem duyar onları sevmeye, dokunmaya, değil mi? Evet. Ve bağrına basmaya. Hatta mesela, sevmeye de doyamaz. İnşallah. Mesela bir çiçek oluyor. Çiçekte de öyle. Mesela insan gül oluyor. Koparsan ölür. Koparmasa orada kalıyor. Ayrılık kalacaksın. Yani o bahçeye gidecek, kalacak. Evet. Sen evde olacaksın. Ayrılmak istemiyorsun. Başucunda olsun diyorsun ama o zaman da öldürmüş olacaksın. Ölmemesi için suya koyuyorlar ama daha çabuk oluyor. Ama dalında da yine öleceği belli. İşte cennette çiçeğin ölümü yok. Yani o bizi mesela yoran bir şey. Yani onun ölmesini istemiyoruz biz. Mesela evet, gül açtığında öyle kalsın isteriz. Hep öyle koksun isteriz ama sonbaharda bütün yapraklarını döküyor. Hepsi döküyor. Kupkuru dikenli dalları kalıyor. Cennette işte böyle bir şey yok. Ne dikeni vardır ne de dalı kurur. Ama Allah aşkını yaşayan gülden çok zevk alır. Mesela evet, o gülün kokusunu hissettiğinde Allah aşığında derin haz meydana gelir. Ama Allah aşığı değilse yani güzel bir koku der o kadar. Yani bir hayvan için de güzel koku ilginçtir. Gider oradan değil mi? Bal özü alıyor. Ama onun için o anlamda bir şey ifade etmez o. Aşık için bir şey ifade eder. Mesela gülün rengindeki kırmızılık veyahut diğer renklerin görünüşü de yapraklarının biçimi değil mi? Yani çiçek yapraklarının biçimi, diğer yeşil yaprakların ondan uyumu ayrı bir zevktir. Evet. İman ehli ondan çok şiddetli zevk alır. Doyamaz güle. Mesela lale de oluyor. Ben sokakta görüyorum lale yazın. Şey, baharda ekiyorlar. Evet. Yoldan geçenlere bakıyorum. Arabada geçenlere, yolda yürek edenlere. Yani lalelere bakan çok nadir insan oluyor. Binde bir. Halbuki nefes kesecek bir şey o. Yani zaten güzelliğine bakalım diye de emek verip oraya konmuş onlar. Allah onları o kadar nefis yaratmışken, o kadar zengin bir renk cümbüşü varken, onlara bakmamak akıl alacak gibi değil. Evet. İşte bu aşığın ruhuyla orantılı. Yani cennete gitse adam, demek ki orada çiçekler olsa o ilgilenmeyecek. Doğru. Değil mi? Ama aşık küçük bir yerde mesela ufak bir yerde bir çiçek olmuş olsa doya doya gider ona bakar. Doyamaz onun güzelliğine. Evet. Mesela çocuklar da mesela ben bazen mağazalara gidiyorum işte oraya buraya gidiyorum. Geçenlerde bir Japon çocuk gelmiş. Ya inanılmaz sevimli ama tarif edilecek gibi değil. Yani yan gözle bile bakmıyorlar. Yani orada ya eşya bile olsa insan dikkatini çeker. Eşya kadar bile dikkatlerini çekmiyor. Birçok insan. Evet. Yani insan utanmasa saatlerce bakar ona. Acayip sevimli bir şey. Yani çok tatlı bir şey. Yani. Maşallah. O aşkı yaşamak lazım. Yani Allah aşkının kalpte derinliği çok önemli. Yoksa yani adamın şunu varmış, bunu varmış, bunu hiçbir şey ifade etmez. Yani koskoca bir köşkte oturuyor. Yalnız başına ama egoist, bencil, ters. Mesela bir satıcı geliyor, onu azarlıyor, kovuyor. Evet. Misafir kabul etmiyor. Hayvan gibi böyle. Evet. Kavgacı evet, ve saldırgan. Her yer böyle antikalarla dolu, gayet güzel, çok nefis ama onu ilgilendirmiyor. O onu malı olarak görüyor, o kadar. Yani servet olarak görüyor. En fazla insanları kıskandırmak için kullanabiliyor. Haset evet, etsinler de canları yansın gibisinden. Halbuki insanlara onu güzellik sunmak için göstermesi lazım. Mesela yolda gidiyordum geçen gün. Sürekli evlerin önünden geçiyoruz. Birçok mağazanın önünden geçiyoruz. Ve çoğu tanımadığımız. Ama aslında nasıl olması lazım? Mesela ben gittim Kayseri'ye. Selamun aleyküm demem lazım. Orada benim on binlerce tanıdığım olması lazım. Mesela Kayseri'den ya buraya bir arkadaşımız gelse bizim kapımızı çalıp gelmesi lazım misafir olarak. Selamun aleyküm deyip değil mi? İnşallah. Misafir olması lazım. Ya yolda giderken ben mesela birden arabayı direksiyonu kırıp götürüp bir değil mi dostumun evinin önünde durup
orada çay sohbeti yapıp biraz konuşup yoluma devam etmem gerekir. Ama insanlar birbirine yabancılar. Evet. Yani her yer dostla dolu olması lazım. Her yer arkadaşla dolu olması lazım. İşte bu Türk-İslam birliğinde olacaktır. Mesela Azerbaycan'a gittiğimizde biz kapıyı çalacağız, gireceğiz, oturacağız. Mesela tanrı misafir, o gün orada da kalabiliriz. Tam bir güven, tam bir sevgi ortamı olacaktır. Şu an birisinin yabancı birini eve almak mümkün mü? Ya katil çıkıyor, ya psikopat çıkıyor. Evet. Ya bir olay çıkartabiliyor. Yani hepsini tenzih ederim de yani bilemiyoruz. Yani iyisi de çok, iyi de bilemiyor insanlar, kötüyü de bilemiyorlar. Karışık. Dolayısıyla herkesin iyi olduğu, herkesin güzel olduğu bir ortam meydana gelecektir inşallah. Yolda mesela bir köye gidildiğinde de, bir yere gidildiğinde insanların kimse birbirini yabancılamaması lazım. Yani selam yeterli olması lazım. Ama bu Anadolu'da yine bu adet biraz devam ediyor. Mesela başka bir köyden birisi geldiğinde, birisi yabancı geldiğinde misafir ediyorlar. Ama o da tabii gittikçe kırılıyor onun gücü de, azalmaya başladı. Evet, inşallah. Ama benim çocukluğumda ve daha evvelki dönemlerde de bunun böyle olduğunu ben biliyorum. Makul olan, makbul olan budur. Yani her yerde güvenilir dostlar olması, sevecen bir ortam olması. Değil mi? O evin mesela kedileri olacak, onu seveceksin. O evde tavşanlar olacak, onu seveceksin. Evler tertemiz olması lazım, misafir odaları olması lazım, misafir yatağı olması lazım, misafir sofrası olması lazım. Misafir ağırlamak ayrı bir zevktir yani, çok büyük bir nimet. Yani misafir geldiğinde insanın içi açılır, sevinç duyar, değil mi? Bir bayramdır yani misafir gelmesi. İnsan misafir gelmesini özlemesi lazım. Şimdi misafir gelmesini bir felaket olarak görenler var. Yani büyük bir bela olarak görüyor. Aman diyor, Allah zirgesin ya diyor. Şimdi diyor mesela, hatta akrabasının gelmesini bile. Doğru hocam. Şimdi teyzemler gelecek diyor, aman diyor ben evden kaçayım bari diyor. Evet. Mesela bayram oluyor, aman aman diyor şimdi eve misafirler gelir diyor. Biz Güneydoğu'da bir yere kaçalım diyor. Evet. Ya ne korkunç bir şey bu ya. Ya ne kadar güzel bir şey değil mi insanın sevdiklerini. Ama tabii gelecek misafirlerin de güzel insanlar olması lazım. Mesela geliyor mu hakikaten ağzı bozuk. Haset ediyor, geliyor evde eşyaları kırıyor mesela, onlara rahatsızlık veriyor. Ters laflar ediyor, haysiyetlerine, şereflerine yönelik bir tavır göstertebiliyor. Adamlar da onların tabii korkuyorlar, çekiniyorlar. Dolayısıyla Kur'an ahlakına uyulmamasının insanlık üzerindeki etkisi çok şiddetli oluyor ve çok azap çekiyorlar. Evet. Çok fazla iyi var ama çok fazla da kötü var. İyiler de kendi aralarını birbirini aramıyorlar. Yani bu çok büyük bir hatadır. Halbuki iyilerin birbirini bulup dost olmaları lazım, sevmeleri lazım, birbirine güvenmeleri lazım. Ve iyinin vasfı da hiçbir zaman için alan değil, dağıtan olması lazım. Yani insan misafir bir yere gittiğinde oraya bereketiyle gitmesi lazım. Değil mi? Oraya bir iyilik, güzellik götürmesi lazım. Doğru, yani onları mağdurluğunda bırakmaması lazım. Bu işte Mehdi devrinin unutulmuş nimetlerinden bir tanesidir bu. İnşallah. Yani unutulmuş bu nimet ortaya çıkacaktır. Yani misafir olma, dost olma, arkadaş olma nimet ortaya çıkacaktır ki İnşallah. En şiddetli zevklerdendir bu. Yani insanların şu an çektikleri acı hep yalnızlık acısıdır. Soruyorum, her önüme gelen soramaya geliyor. Samimi arkadaşım var mı diyorum. En fazla bir, hadi iki tane. En fazla üç. Nasıl oluyor bu böyle? Ya her ülkede, her şehirde, her yerde binlerce arkadaşı dostu olması lazım insanın. Veya onu özleyen, hatta onu gördüğünde değil mi? Mesela müthiş bir sevince kapılan, değil mi? Sevinçten coşan insanlar olması lazım. İnşallah. Evet. Ya normali budur. Ya insanın da akrabası falan geldiğinde mesela değil mi? Teyzesini gördüğünde falan, teyzesinin çocuklarını gördüğünde müthiş bir sevinç duyması lazım. Bu tersine döndü birçok yerde. Bu işte Darwinizmin, materyalizmin, egoist ve bencil düşüncenin insanlara getirdiği bir bela. Evet, inşallah hocam. Darwinizm ne yaptı diyorlar. Kardeşim 350 milyon insanı öldürdü. Evet. Sevgiyi kaldırdı, dostluğu kaldırdı, misafirperverliği kaldırdı. Bencilliği, egoistliği getirdi insanlara. İnsanları robotlaştırdı, aşkı kaldırdı, tutkuyu kaldırdı. Daha ne yapsın? Bir kıtır kıtır kesecek diyorlarsa onu da yaptılar. Evet. Değil mi? Evet.
O yüzden her şeyi sevgiyle ve şefkatle halleden bir düşünce gerekiyor. Mesela bu Güneydoğu sorununun da yine hallolmasında bilim, yani Darwinizmin, materyalizmin yok edilmesi ama çok güçlü olarak sevgi ve şefkat İnşallah. Ve saygı, İnşallah. Değer İnşallah. Vermek. Yani hizaya getirme mantığı çok büyük tahribat meydana getirmiştir. Osmanlı'yı da yıkan budur. Hizaya getirme kafasıdır ve Darwinizmdir, materyalizmdir. Hizaya getirme değil, her zaman sevgi. Mesela Osmanlı'nın en güçlü dönemleri hep sevgiyle olmuştur. Evet. Rumlara sevgi, Musevilere sevgi, Ermenilere sevgi. Bütün teba hep saygılı olmuştur o zamanlar imparatorluğa karşı. Ne zaman Darwinist materyalist düşünce girdi? Kafa tasçı ırkçılık devreye girdi arkasından. Egoistik bencillik devreye girdi. Herkes kendi ırkının, kendi kavminin, kendi ailesinin derdine ve kendi şahsının derdine düşmeye başladılar. Diğergamlık kalktı. Onun sonucunda da Osmanlı yıkıldı. Tabii çok iyiler vardı ama çok da kötüler vardı. Evet. Ama yeniden dünya görülmemiş bir sevgi, bereket, bolluk, hakimiyet dönemine doğru gidiyor inşallah. İnşallah, maşallah. Yani bu yüzyılda görülmemiş, geçen birkaç yüzyılda görülmemiş ama peygamber devrinin sevgisi olacaktır işte. Resulullah devrinde mesela sahabeler öyle dosttular ki. Şahaneydi mesela Mekke'de Medine gidiyor, bağrına basıyor, coşuyor, kardeş kardeşin evine gidiyor. Hatta birbirlerine mirasçı olurlar mı acaba diye düşünüyorlar. Yani evladı gibi olmuş artık. Biliyorsunuz Ensar ve Muhacirler vardı. Evet. Muhacirler geldi, Ensar yani onları ağırlayanlar. Evlerinin odalarını verdiler, yiyeceklerinin yarısını verdiler, hayvanların yarısını verdiler. Evet. Değil evet. mi? Gelirinin yarısını verdi. Kardeş gibiydiler. Ya muazzam bir kardeşlik havası hakimdi. Bu Resulullah devrinin bereketi ve güzelliğiydi. Şeytandan Allah'a sığınırım. Cenab-ı Allah ayet ediyor değil mi? Evet. Uçurumun kenarındaydınız. Sizi dostlar etti, kardeşler etti diyor Cenab-ı Allah. Evet. Maşallah. Yani mealen yaklaşık. Evet. Yani. İnşallah bu ayet yine yeniden tahakkuk edecek. İnşallah. Yeniden dostluk, kardeşlik, sevgi olacak. Ne böyle Türk-Kürt çekişmesi olacak. Bazı aklı evvellerin ortaya çıkarttığı bu fitne tamamen ortadan kalkacak. Ne de o anormal düşünceler, işte Darwinizm, materyalizm gibi düşünceler kalacak. Burada kardeşlerimizin yapacağı Türk-İslam birliğini istiyorum. Bunu herkes bir kere ağzında tutacak ve etrafa yayacak. Evet. Birbirlerine tavsiye edecekler. İnternette böyle yerler oluşturacaklar, gruplar oluşturacaklar. Hep sevgiyi, barışı, kardeşliği, ilimi, kültürü, bilgiyi ve sevecenliği birbirlerine gösterecekler. Temizliği, evet. Kaliteyi birbirlerine tavsiye edecekler. Ama özellikle de şu Darwinizm, ben mesela o Erşat'ı tebrik ederim. Hazır hocam. Bak kendini evet. şahane yetiştirmiş çocuk. Maşallah. Bu Azerbaycan'ın tanıdığımız bir aslan, Azerbaycan'ın bir aslanı, bir yiğidi. Aç bakayım. Mükerrelerin arkasında düşüpler, şov biznesin, topun, golun arkasına düştüğüne göre bu şeylerden haberi yoktu. Siz ve indi de siz görürsünüz ki bizim alimler eğer bütün danıştıkların netice itibariyle getirip Kur'an'ın çerçevesine salırlarsa, yani bu da İslam'ın, dinin ve Allah'ın ne kadar büyük hükümlü olmanın göstericisidir. Ve ben Erşat'tan soruşmak istedim. Siz bizim alimlerimizin böyle danışacağını gözlüyordunuz. Bilirsiniz, hakikaten alimlerin yanında bu cüre danışmak özü biraz çetinlik öğretir. İlahiyatçı, hocamızın kitabını okuyan kişi, Azerbaycanlı kardeşimiz. Çünkü bilirsiniz ki Darwinizm özü artık bir ilim değil. Bir nezere yolak gelmişti ve bugünden təlim edilsə de. Böyle hakikaten Charles Darwin özü 1832 ildə Beagle gəmisinə, İngiltere'de Beagle gəmisinə səyahat edərkən 5 illərim səyahatda olur ve hemen o səyahatın 30, hatta bilirsiniz ki
Karl Marx sözünün Das Kapital kitabını en akhirinde öz el yazmasıyla Charles Darwin'e göndermişti ve altından da qeyd eləmişdi ki, Darwin'in belə peşəkar həvəskarlarından biri deyə. Adırsa, mən ona bir qədər aydınlığı getireyim. O yazı ki, cənab Darwin, siz təbiətin qanunlarını kəşf etmişsiniz. Mən isə cəmiyyətin qanunlarını kəşf etmişsiniz. Bəli, yəni onlar birbirini tamamlayır. Belə çıxır ki, biz hər ikimiz bəşəriyyətə xidmət edirik. Bəli, onlar belə iddiada idilər təbii ki. Ondan sonra nə idi? Bunlar dindən kənarlaşırdılar. Nəyə görə? Çünki onlar bilirdilər ki, Xristiyan dinində həmin dövrdə bu artıq papalıq institutu bunları elmi inkişafına imkan vermir. Ona görə də belə bir fikri birləşdirdilər və ona görə də bir-birini dəstəkləyə-dəstəkləyə materializm, kommunizm, daha sonra elə Hitlerin özünün gətirdikləri həmin o sistemlərin mənşəyini bunlar təşkil elədi. Və nədir burada? Həmin o Darwin'in dediyi məsələlərdə demir ki, birbaşa meymundan gəlmiş. Orada deyir ki, biraz əvvəl qeyd edildi kimi, meymuna oxşar canlılardan, çünki konkret meymun desə, müəllimin biraz əvvəl qeyd elədiyi kimi, 48 xromosom şimpanzədə var, insanda 46 xromosom var, bu mümkün deyil. Daha sonra bilirsiniz ki, 1955-ci ildə ilk dəfə Crick tərəfindən hüceyrədəki DNT molekullarının tapılması nəticəsində konkret olduğunu mən hamısını dediklərimi Harvard Universitetinin internet saytından Richard Dawkins'in əsərlərindən götürərək mən gətirmişəm. Ona görə burada elmi faktı bunu bütün dünyanın qəbul elədiyi təqvimdir. Bəli. Bir il olar, bəli, ola bilər, bəli. Ancaq bu fakt olduğunu deyirəm. Yəni bu tarixdə yanlışlıq yoxdur. Yəni gətirdiyim məsələlərdən sonra bunun özünün oğlu Letters of Charles Darwin deyə Charles Darwin'in məktubları adlı bir kitab yayınladı. Darwin'in vəfatından sonra. Və orada atasının elədikləri səhvləri, özünün etiraflarını, çətinliklərini bildirdi. Və Darwin özü də öz nəzəriyyəsinin çətinliklərində qeyd edirdi ki, əgər hər hansı bir ara keçid fosili dediyimiz, yəni daşlaşmış qalıqlar tapılmasa, mənim nəzəriyyəmin heç bir əsası qalmır. Yə bunu Darwin özü, bəli, Darwin özü həmin o növlərin mənşəyi adlı kitabında qeyd edir. Və özünün bundan sonra oğlunun o qələmə aldığı əsərində dəfələrlə yazdığı məktublarda həmin o nəzəriyyəsini əgər elm inkişaf eləyərsə ola bilsin ki sübut eləyəcəyini, amma sübut olunmasa onun nəzəriyyəsinin aradan qalxacağını açıq şəkildə biruzə veribdi, bildiribdi. Ona görə də elm sübut olunduğu halda, məsələn onların bir nəzəriyyəsi var idi, məsələn deyir əti qoyulub bir kənara, sonra həmin o ətdən güya məsələn qurtlar əmələ gəlirdi. Amma sonra elm sübut elədi ki, cansızdan heç bir zaman canlı meydana gələ bilməz. Bu, milçəklərin o görünməyən yumurtacıqları oraya aparması nəticəsində belə bir şeylər əmələ gəlirdi. Yo, və Louis Pasteur... Yox, cəmaat qulağa sır, belə fikir yayınlığı yaranır. Mən məsələn, birazdan məsələn deyirsiniz ki, burada Allah adı çəkilmir, düzdürmü? Yox, ət parçası elə sözləşir. Bir Allah adı çəkilmədən Allaha təsdiqlənmir. Mən orada soruşdum, çünki indi bilirsiniz necədir, Darwinist düşüncədə olan insanlar artıq. Həmin o din adı altında görürlər ki, bunun heç bir əsası yoxdur. Dünyanın ən qabaqcıl Darwinistlərindən biri Harvard Universitetinin professoru Richard Dawkins'dir. Darman keşer etmiş maşallah. Maşallah. İşte böyle kardeşlerimin sayısının artması çok güzel olur. İnşallah. Orada sunucu genç de Darwinizmin olmadığını anlamış. Evet. Değil mi? O da çok güzel. Programın sonunda söylüyor evet. Zaten yani dinen dedi, bilimsel olarak da diyor, insanın maymundan gelmeyi, Darwinizm olmadığı çok açık diye bitirdi programı tam kanaati gelerek maşallah. Değil mi? Maşallah. Hocam sizin vesilenizle dünyanın her tarafında bu şekilde yetişiyorlar artık. Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da inşallah. Abi Arun Yaya da burada işte. Maşallah. Baş edebiliyorsa etsin de evet, göreyim. Maşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyafetleri alev gibidir. Yani parlak olacakmış kıyafetleri. Yüzü bazen açık renk ve altın gibi parlak, bazen de daha koyu renk ve ay gibi parlaktır. Herhalde biraz bazen güneş yanığı oluyor anladığım kadarıyla. Bu farklılıklar anlatılıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnında hafif bir üç bükelik vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın saçı sıktır. Saçı sık. Alnı geniştir. Alnında hafif bir iç bükeylik vardır alnın kısmında. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde küçük bir çıkıntısı vardır. Hafif orta kısmı, köprü kısmı bir parça çıkıktır diyor. Yanağında dışa çıkık bir beni vardır. Hazreti Cebrail aleyhisselam ve Hazreti Mikail aleyhisselam 46 bin melek, İmam Mehdi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları ve yoldaşları arasında olacaktır.
Hazreti Mehdi aleyhisselam yetim olacaktır diyor. Hazreti İsa gibi o da yetimdir. Hazreti Mehdi dünyaya gönül bağlamaz. Bunun için de taş üstüne taş yığmaz. Hiç malı mülkü olmayacak diyor Mehdi'nin. El Mehdi'l Mev'ud cilt 1 sayfa 280 ve 300. Meleklerle yardım edilecektir Mehdi'ye. Cebrail onun önü sıra gidecektir. Mikail sağında ve İsrafil ise solunda gidecektir. Ve korku bir aylık yoldan onun önünden, arkasından, sağından ve solundan ilerleyerek Allah'a yakın melekler de onun hizasında olacaklar. İnşallah. Yani korkudan korunmuş olacak inşallah. İnşallah. Şöyle arz ettim. Sana feda olayım diyor Peygamber Efendimiz'e. Bütün hepsi onunla birlikte mi olacak? Buyurdu ki evet. Onlar Nuh ile birlikte gemide ateşe atıldığı zaman İbrahim ile birlikte, deniz yarıldığında Musa ile birlikte ve Allah göğe yükselttiği zaman İsa ile birlikte olan meleklerdir. Aynı melekler Mehdi'yle beraber olacaklar diyor. Bakın. İnşallah. Nuh ile birlikte gemideymişler bu melekler. Aynı. Ateşe atıldığı zaman Hazreti İbrahim ile birlikteydiler diyor. Deniz yarıldığında Musa ile birlikte. Allah göğe yükselttiği zaman Hazreti İsa ile birlikte olan meleklerdir. Bunların 4000'i belirlenmiş ve Resulullah'la birlikte olanlardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. 313 melek Bedir'de onunla birlikteydi. İnşallah. 313 melek. Mehdi'nin talebeleri 313 biliyorsunuz. Evet. Onların hepsi Kaim Mehdi aleyhisselamın kıyamını beklerler. Yani ortaya çıkışını beklerler diyor. Halkın içinde Hazreti Mehdi'ye ilk biat edecek olan Cebrail aleyhisselamdır diyor. Maşallah. İlk Cebrail aleyhisselam biat edecek diyor. Maşallah. Allah katında biat ediyor inşallah. Sedri Seyrefi der ki İmam Ebu Abdullah Caferi Sadık İmam-ı Azam'ın hocası. İmam-ı Azam Ebu Hanefe'nin hocasıdır. Biz Hanefi mezhebindeyiz. Onun hocası. Evet. Caferi Sadık. Aleyhisselam'dan duydum ki hakkı gasp olunan ve inkar olunan mazlum olan imamınız, bak hakkı gasp ediliyor o devirde. İnkar ediliyor insan tarafından. İşte yalancı, yanlış yolda, hatalı, reddediliyor. Ve mazlum, masum olan imamınız bu gaybetin yani kayboluşun sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam İnsanların, onların arasında dolaşır, pazarlarda gezer, onların bastığı yerlerden geçer ama onlar Hazreti Mehdi'yi tanımazlar. Anlamıyorlar onun Mehdi olduğunu. Ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hazreti Yusuf'a verdiği gibi ona izin verir. Hazreti Yusuf gibi zamanı geldiğinde tanınacaktır diyor. Diyorlar ya kardeşlere i̇nşallah. Sen Yusuf musun diyorlar. Aniden evet. Tanıyorlar. Öyle olacaktır inşallah. İnşallah. Amr bin Sad Emrül Müminin Ali bin Ebi Talip aleyhisselamdan nakleder. Hazreti Ali'den. Ali'nin Rabbine and olsun ki Cenab-ı Allah'a and olsun ki diyor. Hüccet Hazreti Mehdi aleyhisselam hüccet delil yani Allah'ın delili hüccetullah. Mehdi'nin lakaplarındandır. Heybetullah. Heybetullah yine Mehdi'nin lakaplarındandır. Hazreti Mehdi aleyhisselam ayakta olacak. Dünyanın yollarında yürüyecek. Evlere, saraylara girecek. Bu yerin doğusunda ve batısında gezecek. Sözleri duyulacak. Radyodan, televizyondan. Cemaate selam verecek. Görecek ama vaat edilen zamana göv ve gökten şu ses gelene kadar bilinmeyecek diyor. Yani Hazreti Mehdi muzafferdir. Yani zafer kazanmıştır. Arslandır. Hazreti Ali'nin de lakabıdır biliyorsunuz. Arslan. Evet. Mehdi'nin de bir lakabıdır Arslan. Arslandır. Sağlamdır. Yani güçlü. Kavminin direğidir ve cesurdur. İnşallah. İnşallah. Dedi ki ey Emrül Müminin bu Hazreti Mehdi kimdendir? Buyurdu ki Beni Haşim'dendir. Beni Haşim. Haşimidir. Yani i̇nşallah. Beni Adnan. Evet. İnşallah.
Arapların yüce dağının zirvesinden, o öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için bir amandır, kurtuluştur. Maşallah. Kendine sığınanları kurtarır diyor. Halk kinle dolduğunda onları pak temiz kılan bir madendir. Yani insanların kalbindeki kini, nefreti ortadan kaldıran bir madendir. İnşallah. Ölüm nazil olduğunda korkmaz, ölümden korkmaz diyor Allah için öldüğü için. Ölüm ona vardığında sarsılmaz. Aşk da, ölürken de aşık. İnşallah. Mücadele meydanında asla geri çekilmez. Aslan gibi böyle Allah'ın izniyle. Tecrübelidir, galiptir. Bediüzzaman da diyor tecrübeli olduğunu. İnşallah. Yani onu sonra bir dahaki derste anlatırım. İnşallah. Galiptir, mutlaka galip olur. Muzafferdir, arslandır. Ruhen bedenen sağlamdır. Sağlamdır diyor. Kavminin direğidir, cesurdur. Allah'ın ilim kılıcıdır. Liderdir. Herkesi etrafında toplar. Yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür. Onun yüceliğinin en asil yüceliğin onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır diyor. Şeyh Muhammed bin İbrahim bin Numani, Gaybet-i Numani sayfa 251. Maşallah. Hazreti Cafer-i Sadık, demin söylemiştim, evet. İmam-ı Azam'ın hocası ve benim de neslimdir inşallah, ceddim. İnşallah. Şöyle buyuruyor: adeta kaim Hazreti Mehdi'yi görüyor gibiyim ki peygamberin altı mühürle mühürlenmiş sözleşmesini cebinden çıkarıyor, mührünü açarak onu insanlara okuyor. Peygamber Efendimiz mührünü kullanacak diyor Mehdi. İnşallah. İnşallah. İmam Mehdi aleyhisselamın güçlü 30 yardımcısıyla yalnız değildir. 30 kişilik ayrı bir ekibi vardır diyor Mehdi'nin. Hazreti Mehdi 30 kişilik çalışma grubu varmış. Mesud'u şöyle nakletmektedir: Ali bin Hazma, İbni Sıraç ve İbni Ebu Said bir ara İmam Rıza'nın huzuruna vardıklarında, İmam Ali Rıza peygamberin torunudur, Ali bin Hazma imama şöyle arz etti: ey Resulullah'ın oğlu, biz siz Ehl-i Beyt imamlarından şöyle nakletmişiz ki her imam ölmeden önce mutlaka evladını görür. Hepsinin bir evladı vardır. Yani Ehl-i Beyt'ten gelenlerin. İnşallah. Yani Mehdi'nin neslinde. Acaba bu doğru mudur diye soruyor. İmam aleyhisselam cevabında şöyle buyurdu: şunu da bu hadise eklediniz mi? Kaim Hazreti Mehdi hariç. Maşallah. Bir tek o evli olmayacaktı. Onun çocuğu olmayacak. İnşallah. Yani Mehdi evli olmayacak demiyor fakat çocuğu olmayacak. Çocuğu olmayacak, evet. Humran bin Ayan der ki İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'a şöyle arz ettim: Mehdi'nin gözleri hafif çekiktir diyor. Çekik gözlü bir parça. Şeyh Muhammed İbrahim Numani, Gaybet-i Numani. Ahmet bin Sinan Kirmani, Dimeşki, Ehl-i Sünnet'in meşhur alimlerinden olup Ahbabul Düvel adlı kitapta şöyle yazar: o Hazreti Mehdi orta boylu, güzel yüzlü ve güzel saçlıdır. Saçları güzeldir diyor. Ahbarul Düvel sayfa 117, Hicri 1382 basımı. Muhyiddin İbnül Arabi Kuddüs-i Sürûh Hazretleri, Hakim Et-Tirmizi Kuddüs-i Sürûh Hazretlerinin Hatmül Evliya'da sorduğu sorulara cevaplanmak için yazdığı El Cevabül Müstakim isimli eserinde şöyle buyurmuştur: Hazreti Mehdi aleyhisselam buna hak kazanan ceddine, yani Hazreti Muhammed aleyhisselama çok benzeyen bir kimsedir. Çok benzer diyor. O Arapçayı pek iyi konuşamaz. Arapçayı pek bilmez diyor. Fakat ahlakı hususuna ondan da farklı olmaz. Peygamberimizin ahlakı gibidir. Maşallah. Yani Arapçayı bilmez ama ahlak hususunu ondan farklı olmaz. Peygamber Efendimiz gibidir. İnşallah. O orta boylu erlerdendir. Mülkün dönemi onunla biter. Dünya onunla biter. İnşallah. Ve velayet de onunla hatmeler. Hateme velidir. Yani gelmiş geçmiş en büyük velidir. Ondan velayet hatem buluyor. Başka yok ondan sonra inşallah. İnşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam mutedil ahlaklı iyi yaratılışlıdır. Yani mutedil, mazlum. Onun atı karanlıklarda 14'lük ay gibi parlar.
arabasının farlarına dikkat çekiliyor. İnşallah. O en hayırlı topluluğun önünde gider. Türk millet inşallah. 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 Onlar Allah'ın dinine sarılmış, onunla Allah'a yaklaşmaya çalışırlar. Bak onlar Allah'ın dinine sarılmış, Türk milletinin özelliği bu değil mi? Evet. Onunla Allah'a yaklaşmaya çalışırlar. Maşallah. Evet maşallah. 12 dakikamız kalmış. Evet. Kısa bir zamanımız kaldı. Sen ne sevimli şeysin sen. Sor bakayım bir soru daha sonra. Sorayım hemen hocam. Maşallah. Saygıdeğer Harun Yahya hocam. Tayland'da Müslümanlar donanmaya ait botlara bindirilip okyanusta açık denizde ölüme terk ediliyorlarmış. Bu şekilde yüzlerce Müslümanın hayatını kaybettiği biliniyor. Hükümet savunma olarak ama biz yanlarına su ve yiyecek bırakmıştık şeklinde açıklama yapmış. Müslümanların dünyada pek çok yerinde uğradıkları bu insanlık dışı muameleye nasıl çözüm bulunabilir? Bu zulmü nasıl yorumluyorsunuz demiş Çağla Günay Yalova'dan. Bu tabii bir klasik zulüm. Böyle bir zulüm varken İslam dünyaya hakim olmayacak demek de ayrı bir zulümdür. Evet. Değil evet. mi? Evet. Yüzlerce sene sonra İslam dünyaya hakim olacak demek yine ayrı bir zulümdür. İslam dünyaya hakim olduğunda, Türk İslam Birliği oluştuğundaki yaklaşık 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde bunu göreceğiz. Sürati görüyorsunuz. Her gün gazete küpürlerini yayınlıyoruz. Maşallah. Çığ gibi gelişiyor. İnsanlar istese de istemese de bu oluyor, olacak. Evet. O zaman bu tip zulümler olmaz. Ama gidip tabii Müslüman intikam almaz Tayland'daki. Cahilliklerinden yapıyorlar. Budist inanç... Putperest inanç onları dengesiz düşünmeye itiyor gördüğüm kadarıyla. Bir insanı suya bırakıp yanına yiyecek verdim demek ne demek bu? Yani kuyuya adamı sen atıyorsun, yanına da bir tane ekmek bırakıyorsun kuyunun içinde, evet. kurtar kendini diyorsun. Evet. Açık denizde, okyanusta belli ki ölüme gidecek o Allah aşkına gelsin evet. değil mi? Evet. Ki şehit olur yani öyle bir şey olsa da şehit olurlar. Dolayısıyla herkesin birbirini sevip koruyup kollaması, millet olarak bölünmeye karşı olmamız, kavmiyetçilikten kaçınmamız, yani kafatasçı ırkçılıktan kaçınmamız, Türk milleti olarak Türklüğü bir Hars milliyetçiliği olarak görüp, bütün hangi kavme mensup olursa olsun, hangi millete mensup olursa olsun, herkesi Türk kabul edip, kardeşimiz kabul edip bağrımıza basarsak inşallah çok güzel yol alacağız. İnşallah. Kur'an'a da tam uyarsak, Kur'an ahlakına inşallah. İnşallah yine hocam. Bir makalede böyle bir şey vardı. Okuyayım mı hocam onu kısaca? Yok hadi bak. Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül yazmış. Diyor ki, Türkiye ile Suriye arasında gerçekleşen Batı dünyasının neler oluyor sorularıyla anlamaya çalıştığı şey tam olarak bir tür model ortaklıktır. Sadece iki ülke için değil, bütün bölge için bir gelecek inşasıdır. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği formülü Türkiye'nin öncülüğünde bölge ülkeleri arasında işbirliğini değil, entegrasyonu hedeflemektedir. 400 yıllık bir zenginlik 21. yüzyıla taşınıyor. Böylesine sağlam bir temel üzerinden ulus üstü ortaklıkların temeli atılıyor. Maşallah. Maşallah. Yani Türkistan Beyliği demek evet, istiyor. Evet, evet hocam maşallah. İbrahim Karagül'ü tebrik ediyoruz. Evet. Yeni Şafak'ta çok güzel bir yazı yazmış. Siz demiştiniz hocam ben evdeyim ama fikirlerim iktidarda diye maşallah. Böyle dalga dalga yayılıyor artık. Herkes sırayla telaffuz etmeye başladı böyle Türkistan Birliği'ni. İnşallah iki sene önceki çöküşü. Benim yazılarıma bir girsinler. O devrimci gazete küpürlerine baksınlar. Hiç böyle bir konu yoktu. Evet. Hiç yoktu evet. Tabii. Benim vesile olmamla, Allah'ın beni vesile etmesi, arkadaşımızı vesile etmesiyle güzel neticeler oldu. Ama ben Allah'ın herhangi bir kuluyum. Gariban bir kuluyum, mazlum bir kuluyum. Allah'ın değil mi? Aciz içinde bir kuluyum. Maşallah. Bütün insanlar aciz içindedir. Hepsi garibandır. Hepsi Allah'a boyun eğmiştir. Evet. Hiç kimsenin müstakil bir gücü yoktur. Hiç kimse şunu ben yaptım, ben ettim diyemez. Evet. Her şeyi evet. Allah yapar. Kul sadece vesile olur. Evet. Gölge bir varlıktır. Evet. Hiçbir gücü yoktur. Onun için enaniyet, kibir, azamet çok çok çirkindir. Yani delice bir harekettir. Kesinlikle. Müslümana yakışacak bir şey değildir. Biz kısa bir süre bu görüntüden oluşan imtihan dünyasında kısa bir imtihandan geçtikten sonra güzelliği, fazileti, aşkı, muhabbeti öğrenip sonsuz hayata geçeceğiz inşallah. İnşallah hocam. Asıllarını göreceğiz. İnşallah. Yani i̇nşallah.
bu kalemi yaratan Allah bunun aslını bir daha da yaratacak güçtedir. Bu kitabı yaratan Allah onun bir daha benzerini yaratacak güçtedir. Değil mi? İnşallah. Bu akvaryumu, bu balıkları, bizleri yaratan Allah bir kere yarattığına göre yine yaratacak güçte demektir. Evet. Yani mesela biz bu kitabı matbaadan bir daha basamaz diyor muyuz? Matbaa yine çıkartıyor. Yine yaratıyor. Ama matbaada yaratan yine Allah'tır. Evet. Matbaa yaratmaz, Allah yaratır. Bu kitabı da tavsiye ederim. Risale-i Nur Kiliyatı'nda Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi gerçeği. Evet. Bu şeyde de var yine harunyahya.org sitesinden de ücretsiz indirebilirler. Risale-i Nur Külliyatı'nda Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin nasıl şahıs olarak belirtildiği, nasıl yakın bir zamanda gelecekleri, Hicri 1400'de geleceği, İstanbul'da geleceği, Mehdi'nin Darwinizmi, materyalizmi yok edeceği, şahsı manevi olmadığı, şahıs olduğu, siyaset, diyanet, saltanat ve diyanet alemlerinde hepsinde görev yapacağı ve hepsini bir hakkın tam mükemmel yapacağı Said Nursi'nin kendi orijinal izahlarından alınarak izah edilmiştir. Çarpıtan, değiştiren kişilere karşı cevap. İnşallah. 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 Amerikan kanalmış. Tamam, güzel. Biraz sonra bir Amerikan kanalına röportaj yapacağız. Evet. 1,5 saat falan sürecek. Evvel Allah, sabaha kadar olsa yine yaparız. Maşallah, inşallah. Maşallah hocam. Yani röportaj bittikten sonra, yaklaşık 15 dakika sonra o röportaj başlayacak. Maşallah. İnşallah. Ne kanalıydı Amerika'nın? Public TV, BBC'nin Amerika'daki karşılığı olan ulusal bir kanal. BBC'nin Amerika'daki karşılığı. Evet. Evet, Amerika'dan geldiler sizinle ilgili belgesel hazırlamak için. Birkaç günden beri Türkiye'deler. Evet. Beni bekliyorlardı röportaj yapmak için. Evet. Benim de boş vaktim bir tek bugün akşam var müsait. Maşallah. Maşallah hocam. İnşallah. Var bir sorumuz daha. Tamam. Allah'ı daha iyi tanımak ve büyüklüğünü daha iyi anlamak için pek çok yol deniyorum. Canlıların yaşamlarını araştırıyor, onlardaki incelikleri öğrenmeye çalışıyorum. Kur'an okuyorum ve sizin kitaplarınızı da okuyorum. Bana başka tavsiyeniz ne olur Sayın Hocam? İstanbul'dan Tuğberk Korkmaz size Evet. Onda danışmak istiyor. Tuğberk'in yapacağı, beynini güzel kullanacak. Beynini güzel kullanmak en önemli konulardandır. Kesinlikle. Bir kere dikkat yorucudur ama Kur'an dikkati emretmiştir bize. Allah Kur'an'da emretmiştir dikkat. Dikkatten yorulmayacak dikkatini vermekten. Beynini çok iyi kullanacak. Samimi olarak kendimizi sıkmazsak, dışarıdaki insanlardan da etkilenmezsek. Evet. Bir kere dışarıdan etkilemeyecek. Yani anasından doğduğu gibi olacak. İnşallah. Değil mi? Tertemiz bir kafayla olaylara bakacak. Sokaktan etkilenmeyecek. Samimi olarak değerlendirdiğimizde bakıyorum ben. Şimdi rengarenk bir alem görüyorum. Ya yani evet. Birdenbire böyle bir dünyaya gelsem ve böyle 3 boyutlu bir rengarenk görüntü görsem ve bunun da beynimde şu kadarcık yerde olduğunu anlasam. Ne olur bir insan bu durumda? Ve dışarıda diyorlar ki madde saydam ve karanlık. Renk yok dışarıda, ses de yok. Beynimin içinde hem renk var, hem ses var, hem 3 boyut var ama ne görüntü? Yani en kaliteli televizyondan daha gelişmiş bir görüntü. Evet. Çok mükemmel bir ses, stereo teyplerden çok çok daha mükemmel bir ses. Üstelik de bu görüntüyü gören biri var bakın. Yani bu çok büyük bir olay bir kere. Yani oradan bir televizyon görüntüsü var, görüntü oluşuyor. Bir de elektrik akımı tarzında öyle... Perde falan da yok. Bir elektrik akımı geliyor. O elektrik akımını gören biri var ve tam renkli görüyor. Bir elektrik akımını da tam renkli görüntünün dışında ses olarak duyan biri var. Evet. Yani evet. 3 boyutlu. Kardeşim yani çok özür diliyorum. Yani en gerizekalı bile olmuş olsa. Yani burada, başka ne anlam çıkar burada? Yani yaratılışın dışında. Evet. Ne anlam çıkıyor burada? Hiçbir şey çıkmaz. Değil mi? İnşallah, maşallah. Yani iman etmeyenleri tenzih ediyorum da yani akıl alacak gibi yani bunun ikinci, üçüncü ihtimali ne olabilir yani? Yok evet. İnşallah. Değil mi? Çok sarı. Peki bunu yaratan güç
Bir kere bunu yapmış mı? Evet. Yapmış ve sürekli de gösteriyor. Mesela televizyonda programlarımızı her gün gösteriyor Allah. Bir kere daha gösteriyor, bir kere daha sürekli değişerek gösteriyor. 10 kere, 100 kere, 1000 kere gösteriyor. 1001'inciyi gösteremez demenin bir mantığı var mı? Yok. Allah diyor ki ben bunun devamını yaratacağım diyor. Evet. Adam yok olmaz diyor. E peki bu nasıl oldu? Bundan evvelki nasıl oldu? Evet. Sürekli oluyor, devam ediyor. Evet. Görüyorsun değil mi? Evet inşallah. Ve çok kolay yarattığında görüyorsun. İnşallah. Dolayısıyla insanların ahirete bir bahanesi kalmayacak. Ama bir zaman gelecek göreceksiniz. İman etmeyecek hiçbir insan kalmayacak. İnşallah. Evet. Mehdi zamanında İslam alemi, Türklük alemi tamamen kurtulacak. Hristiyan aleminde Hristiyanlık Kur'an'a benzeyen tarzı Hristiyanlık çok gelişecek. Musevilerde de müthiş bir coşma, müthiş bir iman gelişmesi olacak. Hazreti Mesih'in gelişiyle hepsi tam Müslüman olarak iman edecekler. İnşallah. Bilmiyorum yani Mesih ne yapacak da bu kadar onları etkileyecek. Göstereceği mucizeler sürprizdir. Bilmiyoruz şu an. Daha önce biliyorsunuz çok fazla mucize göstermişti. Şimdi de yani bütün bilim adamlarının, bütün insanların gözü önünde mucize gösterecek. Hiçbir açıklaması olmayan mucize. İnşallah. İnşallah. Bakın insanlık bunun karşısında artık bitiyor. İnşallah. Yani evet. İman etmedik hiçbir fert kalmaz diyor Allah ayette. Evet. Çok acayip. Ama daha önce mucize gösterdiler de iman etmemişler. Evet. 12 kişi var. 12 sadece. Kişi var. Evet. Bakın ölüyü diriltiyor. Kör olanların gözünü açıyor. Alaca hastalığını iyileştiriyor. Evet. Yani olağanüstü mucizeleri gösteriyor. Çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor. Üflüyor, uçuyor kuş. Uçuyor, evet. O zaman Darwinistlerine bir tokattır bu ve cevaptır. Evet. Ama buna rağmen 12 kişi. Ama bu sefer Allah hepsini iman ettiriyor. Çünkü dünya anlı şanlı bitecek. Yani İnşallah. Son kapanış. İnşallah. Dünyanın kapanışı bu. İnşallah. Çok anlı şanlı. Bir kere zaten böyle mükemmel hakimiyet var. Bak dünya yaratıldı yaratılalı. Dünyanın bak Hazreti Adem'den beri ilk defa bu kadar anlı şanlı bir dünya hakimiyeti oluyor. Bu kadar büyük. İnşallah. Yok İnşallah. Daha önce. Evet. Çünkü bütün insanlık iman ediyor. Her yerde iman hakimiyeti var. Hazreti Musa devrinde, İsa devrinde, İbrahim hiç böyle olmamıştı. Evet. Hazreti Süleyman devrinde de olmadı böyle. Zülkarneyn devrinde de olmadı. Evet. Hep bölgeseldir, kısmendir. Yani insanlar yine dinsizler, imansızlar kalmıştır. Ve az sayıda insan olmuştur. O devirde zaten insanlar sayısı azdı. Evet. Ama şimdi dünyanın nüfusu ne kadar? 6 milyarı geçti inşallah. Değil mi? Evet. 7 milyar. Tabii. Yani muazzam bir sayı değil mi? Evet inşallah. Evet. Ve tamamı iman edecek yani. İnşallah. İnşallah. Maşallah. İnşallah. Peki hocam programımızın sonuna doğru geldik. Son sözleriniz var mıdır? Son sözümüz inşallah milletimize Allah bereket, bolluk, güzellik versin. İnşallah. Allah hepimize uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. İnşallah hocam. Mehdi, Hazreti İsa'yı görmeyi nasip etsin. İnşallah. İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah. 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 Sayın seyircilerimiz, bugünlük de Adnan Oktar'la baş başa programımızın sonuna geldik. Yarın akşam saat 21 ve 23 arasında Tempo TV'de canlı yayın olarak bizleri izleyebileceksiniz. Şimdilik size hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgili